Değerli Hazırın, hoş geldiniz. Ben Atakan Peker. Bu akşam olağanüstü kıymetli bir misafir konuşmacımız var. Profesör Doktor Davut Kavranoğlu. Ve aynı zamanda konuşmacımızın yanında soruları da modere edecek yine olağanüstü kıymetli bir hocamız var. Murat Yürek. Her ikisini şahsen ve yakının tanıma fırsatı ve onuru taşıyan biri olarak bu akşam bu misafirimizi ve moderatörümüzü tanıştırma görevini üstüme almış oluyorum. Kolay bir iş değil. CV'leri oldukça uzun. Ben size bu tanıştırmayı iki aşamada yapacağım. İlk aşamada şöyle klasik bir CV'lerini anlatarak yapacağım. Daha sonra haklarında birkaç tane kendim bir iki anekdot paylaşarak sizlere daha yakından tanıtmaya çalışacağım. Önce moderatörünüzle başlayalım. Profesör Doktor Murat Yürek, bir Boğaziçi olarak hepinizin bildiğini düşünüyorum. 88 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden lisans seviyesi almıştır. Daha sonra Yale ve Boston Üniversitesi'nden işletme dalında yüksek lisans. Murat hocamıza hiçbir zaman tek bir şey yetmez. Yani ya çift alır ya devamını getirir. Daha sonra yine Bilkent Üniversitesi'nin iktisat dalında yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. Murat hocamız aynı zamanda girişimci, bir danışmanlık şirketinde ortak olduğu gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finans Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, Sanayi Politikaları Anabilim Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Aynı zamanda Türk Hava Yolları Kurumu'nda Türk Hava Yolları Kurumu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yapmıştır. Murat Yürek hocamızın aslında çok kıymetli çalışmaları var. Bunlardan özellikle akademi dışındaki çalışmalarından bahsetmek istiyorum. İslam Kalkınma Bankası'nda proje değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı gibi 2001 ve 2004 yılları arasında IMF'de iktisatçı olarak çalışmıştır. Washington DC'de. Bunun haricinde Dünya Bankası ve diğer uluslararası kurumlarda da danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Murat hocamızın yurt içi ve yurt dışı görevleri sırasında çeşitli gelişmekte olan ülkelerde bunları sayısı oldukça fazla. Arnavutluk, Malezya, Bahreyn, Mozambik, Afrika gibi ülkelerde kalkınma ve lisans finans alanlarında proje ve program sorumlulukları olmuştur. Murat hocamız aynı zamanda akademik alanda da oldukça aktif. Özellikle mikro iktisat, finans, kalkınma konularında yurt içi, yurt dışında 6 tane kitabı vardır. Bu en son kitaplardan bir tanesi, yanımdaydı, gösterecektim. Onu Murat hocamız size daha iyi anlatır. Yani hepinize tavsiye ederim okumanız için. Murat hocamız şu an Austin Teknik Üniversitesi rektörü olarak görevine devam etmektedir. Yani biraz haksızlık oldu, kısa kesiyorum ama bütün geceyi de alabilirdi. Misafir konuşmacımız Profesör Doktor Davut Kavranoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun 1984 yılında. Daha sonra California Institute of Technology, Caltech dediğimiz üniversitede 86 yılında master, 89 yılında doktora derecesini almıştır. Şimdi burada bir not düşmek istiyorum. Ben de bir Caltech mezun olarak ve Davut hocamızla Caltech bahanesiyle tanışmış olarak 3 yılda elektrik mühendisliğinin doktora almak olağanüstü bir başarı. Yani onu burada vurgulamak istiyorum Caltech'te olan birisi olarak. Hocamız daha sonra çeşitli ülkelerde ve üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. Ve kendisi aynı zamanda oldukça girişimci birisidir ve 1997 yılı ve 2010 yılları arası 97 yılında ülkemize, Türkiye'ye dönmüştür ve yaklaşık 13 yıl, 14 yıl iş dünyasında özellikle mobil ve uydu haberleşme alanlarında ürün geliştirme konularında ciddi katkıları olmuştur ve öncü çalışmaları vardır. 2011 yılında ülkemizde bir olay oluyor. İlk defa bir bakan yardımcılığı kurumu oluşturuluyor ve
Davut Kavranoğlu hocamız ilk atanan bakan yardımcısıdır. Ve bu aslında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı. Yani bu aslında bu bakanlık da ilk defa, bilimin olduğu bir bakanlık da ilk defa kurulmuş bir bakanlıktı. Ve onunla Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakan Yardımcısı, ilk atanan da bakan yardımcısı olmuştur aynı zamanda. 4 yıl bu görevden akabinde, görev süresinde olması akabinde Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Eğitim ve Üniversite Politikalarından sorumlu olarak Cumhurbaşkanımıza baş danışman olarak hizmette bulunmuştur. Şubat 2019 yılında kamu hizmetinden emekli olarak ayrılmıştır. Hocamız 8 yıllık kamu görevi boyunca oldukça yoğun bir şekilde bilim, teknoloji, eğitim, sanayi ve kalkınma politikaları konusunda geliştirme ve yürütme çalışmaları koordine etmiştir. Türk-Japon Üniversitesi Kurucular Kurulu üyesi ve Akademi Kurul Başkanı olarak görev almıştır ki Türk-Japon Üniversitesi'nin, ben de kısmen o çalışmalarda bulunmuştum, hocamız belki bir ara anlatır, oldukça yani beyni, kurucu beyni diyebilirim ben burada şahsen açıkçası. Hocamız şu an Bilgi Ekonomistlerine Yönetim Kurulu Başkanı olduğu gibi, yine kısa kesiyorum, öğretim üyeliği görevliği de yapmaktadır. Aynı zamanda OSM Üniversitesi'nde ve aynı zamanda da kendi girişim çalışmaları vardır. Ben müsaadenizle birkaç anekdot eklemek istiyorum. Bu iki çok kıymetli hocamızın birkaç ortak özellikleri var. Birincisi, her ikisi de oldukça enerji dolu. Yani yanında bulur, bu enerji sadece kendilerinden, etrafına da geliyor. Bu bir. İkincisi, bunların internasyonel özellikleri. Bunu Murat hocamızda görüyoruz. OSM'deki çalışmalarında ve kitaplarında. Yani dışarıdaki bilim adamlarıyla çalışmaları oldukça beraber. Şimdi buradaki internasyon özelliğinde şöyle bir anekdot düşmek istiyorum Herik hocamız için de. Bu internasyonluk bir itibar var orada. Bu itibarda Murat hocamın son çalışmalarından South China Morning Post'taki yazısı mesela. Bu oldukça itibarlı bir gazete. Yani öyle bir gazete ve böyle bir ortamda bir yazısı çıkması oldukça kıymetli. Davut hocamla ilgili de ben şöyle bir kendimden bir iki anekdot paylaşmak istiyorum müsaadenizle. 89 yılında ben Boğaziçi'ne mezun oldum. Kalta'ya burslu olarak gideceğim. Aynı zamanda da evli birisi olarak gideceğim. Tabii o zamanlar internet yok, WhatsApp yok, e-mail daha yok. Kaltek'te ufak bir üniversite, yani toplu toplu bütün öğrenci sayısı 1800. Yani ilk defa yurt dışına gidiyoruz, nasıl olacak falan. Neyse, bir arkadaş, çok sevdiğim bir arkadaşın aracılığıyla ortak bir, şu an kritik bir büyükelçilik görevi yapan bir abimizin aracılığıyla Davut hocamızla tanışma imkanı oldu. Neyse, sağ olsun, bitti, kısa bir telefon görüşmesi yapmıştık. Bize çok kıymetli tavsiyeler verdi. Neyse, ben hatırlıyorum, şöyle salı veya çarşamba günüydü. Türkiye'den ayrıldık, Los Angeles'a geldik. Neyse, yerleştik falan, ev falan vardı ama yiyecek bir şey bulamıyoruz, dil problemimiz var. Yani sıkıntılar çok büyük, bu zamanki gibi değil. Neyse, cuma günü geldi. Cuma günü Müslüm Association, MSA'nin namazdan önce toplantısı varmış, oraya gittik. Gittiğimde hemen, şimdi çok iyi hatırlıyorum, bir Mısırlı arkadaş geldi, sordu bana, "Where are you from?" "Turkey." İlk sorusu bana, "Do you know Davut?" Ben şaşkın, yani Davut Kavranoğlu, yeah, do you know Davut? Yes, I know Davut. Hemen kalktı, arkadaş şey dedi, Mısırlı arkadaş, bu arada videom kapalıymış, kusura bakmayın. "Aa," dedi, "Davut," dedi, "çok iyi arkadaşımız," dedi, "sen bu akşam bize yemeğe geliyorsun." Peşinden İran'dan birisi geldi, "Where are you from? Turkey. Do you know Davut?" "Yeah, I know Davut. O çok iyi, işte cumartesi de sen bize yemeğe geliyorsun." Sonra bir Pakistanlı geldi, soruyor. Yani Kaltek'tesiniz, birisi size soruyor, "Türkiye'den misiniz?" "Evet." Ve ikinci soru, "Do you know Davut?"
Sağ olsun. Şimdi şöyle, ben Kaltı'ya geldiğimde Eylül ayındaydı. Hocamız da Temmuz ayında, 89'un Temmuz ayında bırakıp gitmiş. Tabii biz çok üzüldük buna. Yani orada biraz gariban kaldık. Ama sağ olsun öyle bir itibar bırakmış ki gerisinde 3-4 tane davut vardı. Ve o geride kalan 3-4 davut sayesinde de Kaltek'teki günlerimiz sağ olsun bayağı güzel gitti. Kusura bakmayın, ben biraz uzattım anekdotlardan ama kıymetli şeyler. İnşallah bu akşamki sohbet tekrar... Çok teşekkür ederim Atakan'cığım. Yani sözü değiştirmeden önce sağ olasın. Tabii Atakan benim bu dünyada tanıdığım en pırlanta insanlardan birisidir. Yani yüzü de güzeldir, karakteri de güzeldir, çok çalışkandır. Sağ olsun, eksik olma. Yani seni tanıdığıma şükürler olsun. Bak kaç sene geçmiş. Evet. 3 sene oldu seninle tanıştığımız. İyi ki varsın Atakan. Sağ olsun. Allah ömür versin sana, ailene, çoluk çocuklarına. Sağ ol. Sağ olsun, eksik olma. İnşallah bu akşamki sohbet değişik şekillerde daha interaktif bir şekilde tekrar etmesini ümit ediyorum. Çünkü konuşulan konular gerçekten yani ülkemiz için çok kritik ve her iki hocamızın çalışmalarını yakinen bildiğim için gerçekten her ikisi de bu konuda çok yani olağanüstü çaba göstermiş hocalarımız. İnşallah hep beraber istifade edeceğiz. Ben sözü moderatörümüze ve konuşmacımıza bırakıyorum. İyi Murat akşamlar. Bey, Murat Bey bağlandı ama bilmiyorum, ismi gözükmüyor. Hocam siz başlayın, ben Murat'ta biraz sorayım nedir durum, ona göre devam edelim. Siz başlayabilirsiniz hocam. Ben mi başlayayım? Siz buyurun, evet. Peki. Evet, değerli dostlar, sesim duyuluyor mu acaba? Çok iyi geliyor bana. Tamam. Daha önce paylaştığımız gibi bugün sizlere bilim ve teknoloji politikalarının ülkelerin kalkınmasında oynadığı kritik rolü ve Türkiye'nin kalkınma probleminden bahsedeceğim. Tabii ki Atakan'ın da dediği gibi ben bir elektronik ve haberleşme mühendisiyim. 1984 yılında İTÜ'den mezun oldum. Sonra Amerika'ya gittim. Yine elektronik mühendisi konusunda. Master ve doktora yaptım. Daha sonra hocalık yaptım. 2011 yılında Ankara'ya bakan yardımcısı olarak gidince artık başka bir konuda çalışmaya başladım. Davut Hocam, bir saniye araya gireyim moderatör görevini yerine getirmek için. Tamam. Bizim şeyler şimdi açıldı, görüntü de açıldı. Tamam, ben sizi en baştan beri duyuyorum ama şimdi ancak girebildim. Moderatör olarak görevim, siz tamamladıktan sonra anlattıklarınızdan size 3 soru yöneltmek, sonra da diğer soruları modere etmek. Benim görevim böyle, bana böyle söylendi. Ama bu arada Atakan'a da Los Angeles'a selam ediyorum. Çünkü Atakan bizim dönemin Boğaziçi Makina birincisiydi. Sonra güle oynaya Boğaziçi Makina'da hem matematik hem makina double yaptıktan sonra bir süre koptuk, sonra bir araya geldik ama o koptuğumuz sürede de demek ki Davut Hoca'ya emanetmiş. Tanıdığı İranlılardan şey. Matematik değil, fizik. He? Değil mi? Boğaziçi'de fizik okudun Atakan. Matematik. Bir de matematikten yarım vardı da o aklında kalmıştır. Böyle. Şey değil. Can Delale'den neler çekti. Can Delale neler yaptı daha doğrusu Atakan'a. Bir gün onları anlatır belki. Tamam hocam, buyurun. Teşekkür ederim.
Evet. Biraz önce dediğim gibi bugün bilim ve teknolojinin ülkelerin kalkınmasında nasıl kritik bir rol oynadığına dair tespitlerimizi paylaşacağız. Bir de Türkiye'nin kalkınması ile ilgili kalkınamama problemine daha doğrusu bakacağız. Bu çalışma benim 2011 yılında Ankara'da Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı olmamdan sonra daha sonra 2011 yılında Bakan Yardımcısı, Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı, 2015 yılında da Sayın Cumhurbaşkanımızın Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Üniversite Politikalarına sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yaptım. Bu 8 yıl boyunca ben bir siyasetçi değildim veya herhangi bir siyasi bir konuma geçmeye çalışan bir insan olarak değil, bir bilim adamı olarak hepimizin rüyası olan, burada eminim toplantıya katılan bütün dostlarımızın rüyası olan gelişmiş, kalkınmış, müreffeh, başı dik insanların yaşadığı bir Türkiye'ye nasıl kavuşabiliriz konusunu araştırmakla geçti. Dolayısıyla o 8 yıl boyunca ben elektronik mühendisliği yapmadım. BİM teknolojik politikaları çalıştım. Bu konuda Ankara'da bürokrasideki çok değerli dostlarla tanıştım. Onlarla birlikte çalıştım. Ve şunu gördüm ben. Devletin içinde çok iyi yetişmiş, gerçekten Türkiye'nin güçlenmesini, kalkınmasını yürekten arzulayan ve bunun için siyasetin adımlar atmasını böyle askerden evladını bekler anaların beklediği gibi bekleyen çok değerli bürokratlar var. Yani bize bürokrasiyi suçlarız ama şunu bilin ki yine bu 8 yılda benim edindiğim tecrübe, maalesef bu 8 yılda ben Türkiye için yapmak istediğim şeylerin %99'unu yapamadım. Ama çok faydalı oldu bu 8 yıl benim için. Çünkü devletimizi tanıdım, devletin içindeki insanları tanıdım ve problemleri anlamaya fırsatım oldu. Ve bu çerçevede tabii çok değerli bilim insanlarıyla da çalıştım. Çok değerli siyasetçilerle de çalışma fırsatım oldu. Güzel çalışmalar yaptık ve harcadığımız bu 8 yıl Türkiye'nin tabiri caizse hastalığının teşhisi, dünyada aralarına katılmak istediğimiz kalkınmış gelişmiş ülkelerin nasıl o duruma geldiklerinin analizi ve Türkiye'nin o duruma gelmesi için neler yapması gerekiri çok iyi analiz ettik. Sonra bununla ilgili de yol planları hazırladık, daha da ötesini de yaptık. Noktasına virgülüne kadar kanun tekliflerini hazırladık. Geçici maddeleriyle nasıl bir üniversite sistemine geçilirin de kanunlarını yazdık. Ben onları koordine ettim tabii. Bunların kredisini kendim üstüme almıyorum. Ben onları koordine ettim, onları toparlayıcı olmaya çalıştım. Bana siyaset ne güç verdiyse o gücü akıllı insanları, bilgili insanları, tecrübeli insanları bir araya getirerek Türkiye'yi daha kalkınmış müreffeh nasıl yaparız? Onun çalışmalarında adımlar attık ve bu çabada da devletin biraz da Maliye Bakanlığı, işte Kalkınma Bakanlığı, eski DPT, işte Hazine, Çalışma Bakanlığı, herkesin, çok üst düzeydeki bürokratların, çok yetkin insanların ne kadar canla başla çalıştığını gördüm ama maalesef bunları hayata geçiremedik. Evet, şimdi biraz eskilere bakarak başlayayım ki daha sonra ne dediğimiz daha iyi anlaşılsın diye böyle başlamaya şey yaptım. Biz tabii bir Cihan İmparatorluğu'nun mirasçısıyız. Osmanlı İmparatorluğu işte yüzyıllar boyunca dünyanın en güçlü devletiydi. Daha sonra biraz daha detaylarına gireceğim sebeplerden dolayı zirveden düştü ve geriledi, sonra da yok oldu. İşte Birinci Dünya Savaşı sonunda bir yerine İstiklal Harbi'nin yapılarak yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurulmuş olan Cumhuriyet tabii bizim ninelerimiz, dedelerimiz anlatırdı. Benim dedem 1900 doğumluydu, bir ninem vardı, o da 1870'lerde doğmuştu. Yani bu yaşlı insanlarla çocukluğumuzda çok konuşma fırsatımız olmuştu. Nasıl açlık, yoksulluk çektiklerini, nasıl
çarık bile bulamadıklarını, neler çektiklerini anlatırlardı. Daha sonra işte 1930'larda sanayileşme çabası, işte Nazilli Basma Fabrikası vesaire de bizim dedemin, diğer dedemin, işte onun kardeşi olan Ahmet Ali amcanın nasıl ustalar, usta olarak çalıştıkları, orada işte başlarında bulunan İngiliz mühendislerle nasıl konuştuklarını, hatta öğrendikleri birkaç İngilizce kelimeyi de bize söylerlerdi çocukken, biz de çok ilgiyle dinlerdik. Daha sonra şunu hatırlarım. Ben 1960'larda, işte 67'de ben ilkokula başladım herhalde, 67-68. Hatırlarım, her öğlen bizim Rize'de okulun bahçesinde Marshall yardımlarıyla gelen süt tozlarından süt kazanları kaynatılırdı. Oradan süt tozu süt tozundan süt yapılır, bize gıda yardımı olarak verilirdi. İşte yine Amerika'dan gelen unlarla ekmek yapılırdı bizim Gündoğdu'daki fırında. İşte o ekmeklerle birlikte yerdik. Ama dağıtılan yağları yemezdik. Bunlar domuz yağıdır diye nereden çıktıysa öyle bir şey çıkmıştı. O yağları evimize götürsün diye verdikleri yağları hepimizin evinde dökerlerdi. Onları yemezdik. Daha sonra tabii ben Güney Kore'nin bilim bakanıyla bir toplantıda bir aradayken, o da demişti ki, ben bu hatıramı anlattığımda bizde de aynı şey olmuştu. Yani o sıralarda demek 1960'larda 70'lerde dünyada gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelere hep bu şekilde gıda yardımları gönderilmiş. Telefon maceramız işte 1970'lerde bizim babam İstanbul'daydı. Bizim köyde bir tane telefon vardı. Bizim müteahhit Mehmet amca derdik, onun evinde. Giderdik orada, mecburi misafir olurduk. Bazen 10 saat, 15 saat beklerdik. Sonra telefon bağlanırdı. Birbirimizi duyardım. Nasılsın, iyi misin, ben de iyiyim, sen de iyisin falan falan diye ne dediğimiz de belli olmadan konuşur şey yapardık. Böyle bir dünya vardı. Tabii 1985 yılında ben Amerika'ya gittim. 20 Mart 1985'te. O zaman hala İstanbul'da bir telefon sahibi olmak imkansız gibi bir şeydi. Bizim Bostancı'daki evimizde bir telefonumuz vardı. O telefonun hattını satarak o Erenköy Santrali bir tane daha daire alınabiliyordu. O kadar şey bir şeydi. Tabii sonra rahmetli Özal iş başına geldi. Dijital telefon santralleri kurdu ve artık bir isteyene iki telefon hattı verilmeye başlandı. Ve telefon artık ulaşılabilir bir şey oldu. Türkiye'ye bir telekomünikasyon devrimini yaşadı Özal'da. Yine 1960'ların sonunda hatırlarım, bizim köye, Rize'deki köyümüze yol yapılmıştı. Ben de çocuk olarak o yolun yapılışında gider amcaları seyreder. Bizim hanım Çengelköy'de, şeyde, İstanbul Çengelköy'den. Onların köyüne, yani Çengelköy'deki onların mahallesine 1974'te elektrik gelmiş. Yani şimdi Afrika'yı düşünün. Bizim çocukluğumuzda, daha yani 30-40 sene önce, 50 sene önce Türkiye'de, İstanbul'da işte yol olmayan, elektrik olmayan yerler vardı. Radyo, ben yani en küçük olduğum zamanlar hatırlarım. Rahmetli dedem bizim eve bir radyo kurmuştu köyde. Böyle işte uzun dalga falan, çok uzun antenlerle bağlıydı. Oradan işte sabah ve akşam haberlerini bir şekilde dinlerdik. Televizyonda yine 1960'ların sonunda ilk defa görmüştüm Rize'de. Rusya'dan yapılan yayını yakalardı. Biz de böyle acayip bir şey olarak bakardık ona. Zaten ona diğer dedem, rahmetli dedim, kıyamet alameti olarak bahsederdi onunla. İlk defa uçağı ben 1985 yılında, 20 Mart 1985'te Amerika'ya giderken bindim. İnternet, bizim tabii öğrenci olduğumuzda, İTÜ'de öğrenci olduğumuzda 1980'lerde, 1970'lerde internet diye bir şey yoktu. İlk defa interneti ben Caltech'te gördüm. Yani biz o zaman da World Wide Web yoktu, publiğe açık bir internet yoktu. Ama biz işte üniversite arası olarak birbirimize elektronik mail gönderebiliyorduk, chat yapabiliyorduk. İlk defa ben, yani şey olarak mesela bizim eski İTÜ rektörümüz Mehmet Karaca da UCLA'deydi, ben Caltech'teydim. Biz oradan onunla mesajlaşırdık IBM terminalleri üzerinde. İşte böyle bir dünya yani. Bizim neslimiz mağara devrini, taş devrini de yaşadı ve şimdi uzay çağını yaşıyor. Yani biz acayip bir nesiliz. Yani çok şeyleri gördük, yaşadık. Bütün şimdi işte faydasını gördüğümüz dünyanın acayip bir ekonomik kalkınma yaşamasına sebep olan teknolojileri geliştiren ekiplerin içinde öğrenci olarak bulunduk. Sonra bilim insanı olarak bulunduk. Ve şimdi de sonuçlarını görüyoruz. Yani biz çok heyecanlı bir hayat yaşadık. Benim buradaki
yaşıtlarım bunları şey yaparlar. Şimdi baktığımızda ekonomik değerin ne olduğuna bu örneği ben hep veririm. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 2013 ve 2014 yılında TürkSat 4A ve 4B'yi Japonya'dan sipariş verdik. Japonya Mitsubishi Electric'le sipariş verdik ve iki tane uydunun turnkey olarak yörüngeye yerleşmesi dahil 571 milyon dolara biz satın aldık. O zaman işte bu iki sayıyı böldüğümüz zaman ortaya çıkıyor ki biz Urdun uydunun kilosuna 74.155 dolar ödemişiz. Halbuki bu uyduyu üretmenin maliyeti, yani malzeme maliyeti bunun ortalama kilogramı 10 dolar. Bu sabah itibariyle altının kilosu ise 61.110 dolar. Bayağı altın pahalanmış. Ama o yine 61.110 dolar. Yani 1 kilo altın 1 kilo uydudan daha ucuz. Ve bunu da not etmek lazım. Belki bu 1 kilo altın üretmek için 45 bin dolar belki para harcanıyordur. Belki 60 bin dolar harcanıyordur. Çünkü altın acayip bir şey. Yani yerin 1000 metre altından bazen çıkartılıyor. O maden işte siyanürle vesaireyle uğraşılıyor. Tabiat kirletiliyor. Bir sürü uğraşma sonucunda 1 kilo altın elde ediyorsunuz. Halbuki burada eğer bilimde, teknolojide Mitsubishi Electric'in Japonya'nın bulunduğu seviyedeyseniz çok kolayca hiç bu kadar tabiatla kirletmeden oturduğunuz temiz odalarda böyle bir değer üretebiliyorsunuz. Baktığımız zaman yine hepimiz duymuşsunuzdur. İşte Türkiye'de büyük olay olmuştu. Zigna oyun firması 1.8 milyar dolara satıldı. İşte Türk oyun firması Peak Zigna'ya satıldı. Ne oldu? Buradaki maliyete baktığımda 100 kişinin çalıştığı bir şirket 1.8 milyar dolara Zigna firmasına devretti. Ağırlığı da yoktu. Baktığımız zaman bu petrol konusu uluslararası olarak birçok işte suç işlenen, savaşların çıktığı, insanlar birbirini öldürdüğü, oyunlar oynadığı bir konu. Bizim de şu an şu sıralarda canımız acayip yanıyor. Yani doğalgaz faturası göklere çıktı. İşte benzin çok pahalı, mazot çok pahalı. Canımızı yakıyor. Baktığımız zaman işte burada bu sabah itibariyle petrolün varili 95 dolar. Yani litresi 60 sent aşağı yukarı. Yine petrol üretim maliyetine baktığımızda 20 dolarla 100 dolar arasında değişiyor. Mesela çok derin denizlerden petrol veya doğalgaz çıkarttığımızda bunun maliyeti çok yüksek oluyor. Ama mesela Suudi Arabistan gibi çok kolayca fazla derinde olmadan da petrol bulununca da maliyeti 20 dolar hatta 15 dolarlara düşebiliyor. Ama baktığınız zaman 60 yani litresi 60 sent aşağı yukarı şöyle temiz bir kaynak suyu fiyatı kadar. Yani bizim acaba Musul petrolleri, Kirkuk petrolleri olsa şöyle oldu böyle oldu demek yerine acaba biz Mitsubishi Electric'in yaptığını nasıl yaparız veya işte biraz önce dediğimiz Peak Games'in başarısını nasıl yakalarız da daha çok kafa harcasak, zaman harcasak, kaynak harcasak acaba daha mı iyi gideriz, ileriye gideriz diye de düşünmemiz lazım. Yani bir de şunu da not etmek lazım. Petrol zengini olan hiçbir ülke maalesef mutlu ve müreffeh olamadı. Yani Körfez'deki bütün ülkelere bakın, hepsine bakın. Yani yolsuzluk, her türlü işte savaş çıkarmak, kendi içindeki yolsuzluk, fazla tabii uluslararası problemlere de sebep olmayalım ama petrol bu şekilde toprağın altından çıkan zenginlikler maalesef o ülkelere fayda getirmiyor, mutluluk getirmiyor. Yani bu da işte buğday üretimi. Türkiye işte buğday ithal ediyor, bir taraftan da ihraç ediyor. Buğdayın fiyatı bir ton buğday 220 dolar. Türkiye'nin yıllık buğday üretimi 20 milyon ton, 22 milyon ton. Bu yıl biraz daha az olacak diye veya geçen yıl az 16'ya düşecek diye şey yapıyoruz. Yani bu şekilde bir şey. Baktığımız zaman Peak Games'in satışından elde edilen gelirle 8.2 milyon ton buğday alınabilir. Bizim tarımda da 4.2 milyon insan çalışıyor. Bunun özeti nedir? Şimdi üç tane trend var. Bir tanesi
bilinen teknolojileri kullanmak nedir bunlar? Mesela ekmek yapmak, işte pide yapmak, kazma kürek yapmak gibi insanlık tarihinden beri yapılan, çok hepsi de çok önemli olan ve insanların bunları yapmaya devam edeceği şeyler. Ama bunlar nedir? Babadan oğula giden esnaf işleridir. Yani bunlardan ne zengin olur ne fakir olur, insanlar karnını doyurur. Bu da çok saygıdeğer bir şeydir tabii. Diğer bir şey de başkalarının geliştirdiği teknolojiyi transfer ederek onunla zengin olmaya çalışmak. İşte bizim tekstil sektörünün bilhassa Özal'dan sonra yaptığı hamleyle işte Türkiye'de tekstil sektörü gelişti. Yani ne oldu? Biz İtalyanların, işte Almanların, Japonların ürettiği tekstil makinalarını bir şekilde para buldurarak, buluşturarak ithal ettik. Onunla işte iplik fabrikası, boya fabrikası vesaire kurduk. Orada ürettiğimiz ucuz işçiliği de kullanarak ürettiğimiz şeyleri ihracat yaptık ve tekstilde bir sıçramaya sahip olduk. Bu tabii hiçbir ülke veya hiçbir şirket sizin kendisiyle rekabet etmenizi sağlayacak, kendisini rekabette geri bırakmanızı sağlayacak bir teknolojiyi size asla vermez. Bunu biz de olsak, siz de olsak vermeyiz. Dolayısıyla insanların yani akılsız olduğunu düşünmemek gerekir. İnsanların homo economicus olduğunu, yani kendi menfaatini bilerek hareket eden insanlar olduğunu varsaymamız lazım. Dolayısıyla teknoloji transferiyle dünyada başkalarının önüne geçmek, dünyanın işte lider ülkesi olmak, kalkınmış ülkesi olmayı hayal etmek bir boş hayaldir. Yani öyle bir şey mümkün değildir. Bunun yanında teknoloji geliştirdiğiniz zaman, yani teknoloji üreten bir ülke veya bir şirket olduğunuz zaman sizin ne kadar para kazanacağınız, sizin tamamıyla kendi insafınıza veya kendi stratejinize kalmış olan bir şey. Mesela iki tane Türk var Almanya'da, Uğur Şahin ve çok özür dilerim, onun hanımı bizim Rizeli bilim insanımız Özlem Türeci'nin kurduğu ve geliştirdiği BioNTech şirketi. İşte dünyanın başına bela olan bu pandemide 2 seneden beri milyarlarca aşıyı yalvar yakar insanlara satıyorlar. Yani koydukları fiyatı da kendileri belirlediler ve talep onların arz kapasitesinin çok üstündeydi. Dünyayı kurtaracak bir şey yaptılar. Yani en azından öyle olduğunu ümit ediyoruz. Hala çünkü o belanın içindeyiz. Ve bunun sonucunda tabii Almanya'nın en zengin şirketlerinden birisi oldular ve hesapsız bir şekilde para kazanıyorlar. Bu tabii bir başka birçok konuda genelleştirebilecek bir şey. Yani siz teknoloji geliştiriyorsanız, bilimde başkasının yapmadığı bir şeyi yapıyorsanız ve bunu insanlığın faydasına bir ürün veya hizmete dönüştürüyorsanız ne kadar para kazanacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Zengin olmanın da aslında en makul şu anda görünen yolu bu. Genel olarak bu şeye baktığımızda, bu klasik işte insanlık tarihini incelediğimizde işte milattan önce 13 bin yılına kadar insanların avcı toplayıcı olarak şey yaptığı, yani tabiatta bulduklarını, yedikleri, işte hayvanları avlayarak karnını doyurduklarını tespit etmiş bilim insanları. Daha sonra demişler ki biz bu hayvanların peşinde koşacağımız da bunları yakalayıp bir yere tıkayalım, bunlara da ahır dikelim. Orada onları besleyelim, çoğalsınlar. Sonra bunların etinden, sütünden, işte postundan faydalanalım veya işte tabiattan topladığımız şeyleri işte kendiliğinden biten değil de Hüdayin abi değil de gidip kendimiz bir tarlada ekelim, büyüsünler. Böylece bizim tarlamız olsun, biz üretelim ve böylece tarım toplumu başlamış. Bu tarım toplumunun tabii 1776'da buhar makinesinin icadına kadar dünya tarım toplumunun içinde yaşadı. Ama burada ben 2 tane tarihe çok önem veriyorum. Bir tanesi İşte 1450 ve 1452 yılında Gutenberg'in matbaa icadı. Şimdi biz 1453 yılında İstanbul'u fethettik ve o zaman dünyanın en güçlü ülkesi bizdik ve tek süper güç ve hiçbir rakibimiz yoktur. Fatih Sultan Mehmet bizim gelmiş geçmiş en büyük padişahlarımızdan birisiydi. Belki de en büyüğüydü. Ama şöyle bir hata yapıldı o zaman. Matbaanın
Osmanlı'ya getirilmesine müsaade edilmedi. Halil Nazik Hoca bunun dini sebeple değil, tamamen o zamanki elle kitap yazan insanların, yani işte Ayasofya'nın civarında 10 bin kişi varmış böyle zanaatkar. Bunlar kitap yazarlar. Bir şeymiş, kitap olarak mı yazacak? Götürüyorsunuz işte onu böyle 5-10 kişiye dağıtıyorlar. Hemen bir yazıp ciltleyip size kitap olarak veriyorlar. İşte bunlar hükümete baskı yapmışlar. Demişler ki işte biz bak bu kadar insan, bizim çoluğumuz, çocuğumuz, desteklediğimiz insanlar var. Eğer siz matbaaya müsaade ederseniz biz işsiz kalacağız. Bütün bunlar işsiz kalacak ve bu iyi bir şey değildir diye edilmemiş buna müsaade. Ve 1726 yılına kadar işte İbrahim Müteferrika'nın işte matbaa kurmasına kadar 275 sene Türkiye'de matbaa kurulmadı. 1490 küsürlerde bir matbaa kuruldu ama onlar Yahudilere müsaade edildi. İspanya'dan gelen Yahudilere Türkçe baskı yapmamaları kaydıyla matbaa kurmalarına müsaade edildi. Tabii bu çok vahim bir şey oldu. Çünkü matbaanın, yine Michio Kaku Physics of the Future kitabında diyor ki, yani matbaanın icadının dünya tarihinde belirleyici bir rolü oldu. Bir anda çok ucuz fiyata, ucuz bir maliyetle, yüksek miktarda işte matematik, fizik, işte din kitapları, her sahada kitap yazılmaya başlandı. Bundan önce %1'in altında olan okuma oranı Avrupa'da hızla artmaya başladı. Ve böylece bilim tabana yayılmaya başladı ve hızlı bir kalkınma başladı. Ondan sonra da tabii malum bizim altın çağımız işte 700-800'lerden 1100'lere kadar bilim ve teknolojideki altın çağımız bir duraklama yaşamıştı. Sonra işte bu Rönesans'tan sonra Avrupa'da bir altın çağı yaşanmaya başlandı. İşte Newton, Leibniz vesaire bütün bu bilim insanları geldiler ve bugün işte hepimizin öğrendiği, kullandığı bilimdeki gelişmeleri sağladılar. Ve bunların birikimi sonucunda 1776 yılında buhar makinesi icat edildi James Watt tarafından. İşte buna birinci sanayi devrimi diyor. Birinci sanayi devrimi ne demek? İnsan üretim ve ulaştırmada insan ve hayvan gücü yerine makine gücünün kullanılmaya başlamasına birinci sanayi devrimi deniyor. İşte 1890'larda ampul icat oldu. 1890 Edison şey yaptı. İşte New York'ta ilk elektrik şebekesi kuruldu. İşte bu da ikinci sanayi devrimi. 1947'de transistör icat edildi. Transistörün icadı tabii ilk icat edildiğinde transistörün bir tanesi 1 metrekareymiş. Şimdi 1 metrekareye 1 milyar transistör sığıyor. Yani transistörün icadı yine insanlık tarihinin en belirleyici olaylarından birisidir. 1991 yılında da internetin halka açılması ve halka açık olarak World Wide Web'in kullanılması ve internet çağının başlaması da bugün yaşadığımız ekonomik patlamanın bir başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Şu aşağıda gördüğümüz bu kırmızı grafik işte insanlık tarihi boyunca dünyada üretilen toplam gayri safi milli hasılayı gösteriyor. Ve bunun 90'larından sonra nasıl bir çılgınca bir sıçrama yaptığını görüyoruz. İşte 1776'da James Watt'ın buhar makinesi icat, işte bu ilk icat edilen makine, işte o sıralarda kullanılan tekstil fabrikaları kurulmuş ve İngiltere'de acayip şeylere sebep olmuş bu. Baktığımız zaman bu endüstri devriminin sosyolojik olarak da çok büyük etkileri oldu. Mesela 5 yaşına kadar doğan çocukların %74.5'u ölüyormuş. Yani bir çocuk doğduğu zaman 5 yaşına, 100 çocuktan 74.5'u 5 yaşına gelmeden hastalıklardan dolayı ölüyormuş. İşte 1730-1740 arasında bu %31.8'e düşmüş. Yani 1730-1749 arasında yapılan istatistikte %74.5 ölüm var. Ondan sonra %31'e düştü. Tabii keşke ben bunları Türkiye'deki rakamları verseydim size ama maalesef bizde istatistik tutmak diye bir alışkanlık olmadığından dolayı bütün bu rakamları biz ancak İngiltere için, Amerika için bulabiliyoruz.
Bizde de zaten o zaman sanayi devrimi olmamıştı. Dolayısıyla yani sanayi devriminin sosyolojik olarak da çok büyük etkileri oldu. İşte İngiltere'nin nüfusu 10 milyondan 40 milyona çıktı. Yani 4 katına katlandı. Avrupa'da 100 milyondan 400 milyona çıktı 200 yılda. Yani nüfus acayip arttı. Sanayi devriminden önce sadece nüfusun %3'ü şehirlerde yaşarken daha sonra bu %50'ye kadar çıktı 21. yüzyılın başında. İşte baktığımız zaman yine işte life expectancy hızla artmaya devam etti. Bugün işte 80 yaşın üstünde bir life expectancy var. Evet, şimdi günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmeler hızla devam ediyor ve bunların çok önemli şeyleri var. Bu füzyonu ben her konuşmamda mutlaka bahsederim. Çünkü füzyon gerçekten dünyanın gidişatını temelden değiştirecek bir şey. Bildiğimiz gibi 1945 yılında işte o zaman geliştirilen atom bombası kullanılarak işte iki tane Japonya'ya, Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldı ve yüz binlerce insan hunharca öldürüldü. Sonra ama savaştan sonra insanlık dedi ki ya biz bu nükleer enerji, nükleer bombada kullandığımız prensibi enerji üretim için kullanabilir miyiz? Yani bunu kontrollü bir şekilde biz atomu parçalayarak enerji üretebilir miyiz dediler ve bildiğimiz bugün de kullanılan nükleer enerji santralleri gelişti. Bunlar tabii problemli bir teknoloji bu. Bir kaza olduğu zaman işte Japonya'daki kaza ve başka kazalar ve Çernobil tabii Rusya'da olan çok büyük felaketlere ve onlarca yıl süren felaketlere sebep oluyor. Benim rahmetli annem de büyük ihtimalle işte bu Çernobil'deki nükleer kazanın sebep olduğu bir pankreas kanserinden vefat etti. Çünkü ailemizde birçok hanım o sıralarda pankreas kanserinden gitti. Yani bunun Çernobil'le ilişkili olduğundan şüpheleniyorum. Şimdi 1950'lerin başında başka bir şey oldu. Hidrojen bombası gelişti. Hidrojen bombası biliyorsunuz, hidrojen bombasının çalışma prensibi atom bombası dediğimiz şeyin tersi. Burada iki tane hidrojen atomu çok yüksek sıcaklık basınç altında birleşmeye zorlanıyor ve ortaya helyum çıkıyor. Ve çok büyük miktarda, atomun parçalanmasına kıyasla çok daha büyük miktarda enerji ortaya çıkıyor. İşte 1950'den sonra bir hidrojen bombası konusunda bir yarış başladı ve 1963'te bunu artık yasakladılar çünkü çok korkunç bir hal almaya başladı. Ama başka bir şey yapıldı. Denildi ki biz nükleer silah için geliştirilen teknolojiyi nükleer enerji teknolojisine dönüştürdük ve bugün dünyada üretilen enerjinin %11'i nükleer enerjiden sağlanıyor. Peki biz bunu füzyon içinde yapabilir miyiz? Yani bir hidrojen füzyona dayalı bir enerji üretimi teknolojisine dönüştürebilir miyiz diye o zamandan beri çalışılıyor. Ve hep 20 yıl içinde bu tamamlanacak diye böyle bir şey denir. Onlarca yıldan beri ama o 20 yıl bir türlü bu moving bir 20 yıl şeyi oldu. Bu olduğu zaman ne olacak? Şimdi füzyonda herhangi bir radyoaktif kirliliğe sebep olmuyor. Daha doğrusu kayda değer bir radyoaktif kirliliğe sebep olmuyor. Ortaya çıkan şey bir soy gaz ve ham maddesi hidrojen, dünyada en bol bulunan elementlerden birisi. Herhangi bir karbon salınımı yapmıyor, dolayısıyla küresel ısınma diye bir şey yok. Ve bu olduğu zaman çok temiz ve sonsuz ham maddesi olan ve çok ucuz bir enerji kaynağımız olacak. Bu olduğu zaman tabii ki artık deniz suyundan tatlı su elde ederek bütün çöller yeşillendirilebilir, her yer aydınlatılabilir, enerjiyle yapılamayacak şey yoktur. Yani enerji yeter ki bol olsun, bu enerjiyle birçok şey yapılır. Tabii bunun dünyada sosyal ve ekonomik etkileri akıl almayacak seviyede olacaktır. Baktığımız zaman bugünlerde ben tabii yıllardan beri bu füzyon enerjisiyle ilgili merakla takip ediyorum ve bunu devlette çalışırken de devamlı olarak altını çizdim. Ama bir ilerleme kat edemedik tabii. Çünkü Türkiye'de bu konuda çalışan ne bir bilim insanı bulabildim ne de bir üniversite bulabildim maalesef füzyon konusunda.
Ben işte doktora öğrencilerini gidin füzyon konusunda doktora yapın diye teşvik etmeye çalıştım. Onda da başarılı olamadık. Yani bu konuda fazla ilerleme kat edemedik ama dünyada bu konuda yoğun bir şekilde çalışan gruplar var. Bir tanesi de ITER projesi. Fransa'da çok uluslu bir proje o. Ve son zamanlarda geçtiğimiz birkaç gün önce bir haber geldi. 2 hafta önce bir haber geldi. 2 ay önce haber geldi. Gördüğüm kadarıyla füzyonla ilgili çok önemli ilerlemeler kat edildi. Artık işte onlarca saniye süren çok yüksek sıcaklıklara çıkılıp orada durmak falan şey oluyor. Yani öyle görünüyor ki şöyle bir 10-15 sene içinde gerçekten füzyonla feasible bir şeyler olmaya başlayacak. İşte bu olduğu zaman insanlık tarihi yeniden yazılmaya başlanacak. Yani tekerleğin icadı gibi veya elektriğin icadı gibi yeni bir şey olacak. Yapay zeka tabii gittikçe önemi artıyor, kullanımı artıyor. İnsanlık tarihini yine temelden etkileyen bir konumda ve bu konuda ülkemizde de çalışan önemli bilim insanlarını tanıyorum. Ama tabii bu devlet politikası olarak, bilim teknoloji politikaların parçası olarak bunların hepsinin ele alınması lazım. O konuda tabii eksiklik var. Kuantum bilgisayarı yine bilgisayar denilen mefhumun yeni bir safhaya geçmesi demek. Artık NP complete problemlerin de çözülebildiği, dolayısıyla kullandığımız bütün kripto teknolojilerin hepsinin geçersiz hale geleceği ve yeni bir sürü teknolojinin ve buna bağlı olarak ürünlerin geliştirmesi gerekeceği bir saha. Burada da maalesef hemen hemen hiçbir şey yok. Bizim bildiğim bir tek birkaç kişi var. Bir tanesi de bizim Kadir Bey, University of Singapore'da doktora yapıp gelmiş. Şimdi Özel Üniversitesi. Bunun gibi daha onlarca alan sayabiliriz. Şimdi durum tespiti yaparsak dünyada ilk yüzde yer alan bazı üniversiteler, işte bizim Caltech birinciydi 2013-2014'te, bugünlerde de ilk 3'te 4'te yine. Harvard, Stanford, böyle bakıyoruz. İşte hep işte burada Singapore University of, National University of Singapore var, Tokyo var, yani dünyanın birçok ülkesinden ilk %50'de üniversiteler var. 2013-2014'te Boğaziçi Üniversitesi, sizin üniversiteniz, Türkiye 199.suydu, ODTÜ, İstanbul Teknik vesaire. Türkiye'den işte diğer üniversiteler 301-350 falandı 2017-2018'de, daha aşağı düştü. Bakın, Boğaziçi 2013-2014'te 199. iken sonra 401.liğe düştü. Yani bizim bu başımızın belası olan gökyüzünden, yani 1982-83'te kurulan, o zamandan beri Türkiye'nin başına bela olan Yüksek Öğrenim Kurumu ve onun düzeni dolayısıyla yüzünden Türkiye bilimde gittikçe sıradanlaşma, kalitesini kaybetme ve tamamen liseden sonra gidilen mektep haline gelen bir üniversite sistemimiz var. Ve maalesef toplu bir yok oluşa doğru giden bir üniversite sistemimiz var. Yani bunu acil olarak çözmemiz gerekiyor. Tabii bugün bunun üzerinde çok durmayacağım. Ama üniversite sistemini çözmeden Türkiye hiçbir yere gidemez. Yani çünkü üniversiteler toplumun liderlerini yetiştirir, münevverlerini, mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirir. Ve bu kadar kötü bir üniversite sisteminden çıkan çalışmanın Türkiye'yi bir yere götürmesi de mümkün değil. Tabii ki ben burada hocalarımızı, orada okuyan öğrencilerimizi tenzih ediyorum. Bizim insanlarımız gerçekten çok değerli. Ama sistem içinde bu yaşadıkları iklim yanlış olunca bunlar ne yapsın? İşte Murat Hoca da OSTİM'de rektörlük yapıyor. Ama Murat Hocam sen tabii benim sözlerime haklı falan deme, başın derde girmesin. Evet, ilk 200'deki üniversite sayılarına baktığımız zaman Amerika'dan 63 tane, İngiltere'den 34 tane, Almanya'dan 20 tane var. Böyle aşağı doğru gidiyoruz. İlk 200'de üniversitesi olan Türkiye yok mesela. Ondan sonra bakıyoruz ilk sırada hangi üniversiteler var, orada da Türkiye yok. Yani ilk 200'de üniversitesi olan ülkelere baktığımızda görüyoruz ki burada Türkiye yok, herhangi bir Müslüman ülke yok, biz yokuz. Dolayısıyla dünyanın en iyi üniversitelerinin bilgi ekonomisine geçmiş, yüksek teknoloji üretme kabiliyetine sahip ve en inovatif ülkelerde bulunması herhalde bir tesadüf değil. Yani
İyi bir üniversiten yoksa senin iyi bir ekonomin de olmuyor artık. İyi bir ülkende olmuyor. Dünyada bilime dayalı kalkınma nasıl başladı? Bu biraz az bilinen bir şeydir. Bunu iyi bilmek lazım. Şimdi Amerika 1929 yılında büyük buhran yaşamaya başladı. Tabii bunun öncesinde bir lare devri vardı onlarda. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'lerde acayip böyle bir zenginlik, bir şaşaa, israf, herkesin araba sahibi olması, işte New York borsasının çok hızlı büyümesi, balon gibi şişmesi falan. Sonunda 1929 yılında o balon patladı ve Amerika büyük bir ekonomik yıkıma uğradı. Ve bu yıkım devam ederken 1933 yılında Frank Delano Roosevelt Amerikan başkanı oldu. Ve Amerika'da işte Social Security sistemi kurdu, başka bir sürü bugün de hala hayat devam eden birçok Amerika'daki kurumsal yapılanmayı başlatan kişi Frank Delano Roosevelt'tir. Ve 3 dönem başkanlık yaptı, 4. döneme de seçildi. 4. döneme başladıktan 2 ay sonra vefat etti. Ondan sonra da ondan önce hiç 2 dönemden fazla yapan yoktu, yasak olmamasına rağmen. Ondan sonra da bunu Amerikan Anayasası'nda değişiklik yaparak 2 dönemden fazlasına Amerikan başkanı seçilmeye müsaade etmemeye başladı. Frank Delano Roosevelt 1941 yılında MIT'deki Mühendislik Fakültesi Dekanı Vannevar Bush'u bilim baş danışmanı olarak yanına aldı. Ve ona bir vazife verdi. Dedi ki biz yakında savaşa gireceğiz. Sizler bu savaşta bizim üstünlük sağlamamız için ne gerekiyorsa Amerika'daki bütün üniversiteleri, araştırma enstitülerini, bilim insanlarını, sanayiyi, herkesi seferber edin ve bizim sağlıkta, işte silah sanayinde, her şeyde üstünlük sağlamamız için bilim nasıl faydalı olabilirse yapın ve bunu sen koordine et diye Vannevar Bush'a yetki verdi. Ve o tabii onun hikayesine girmeyeceğim. İşte o ekip işte atom bombasını geliştirdi, radarı geliştirdi vesaire, bir sürü yani sayısız gelişme sağladı insanların hayrına veya zararına, ilaçlar vesaire. Sonra ama şöyle bir şey oldu. 17 Kasım 1944'te bu mektubu, bu talimatı Amerikan Başkanı Frank Delano Roosevelt ve Vannevar Bush'a yazdı. Yani 17 Kasım 1944, 1944 seçimleri 3 Kasım'da yapılıyor biliyorsunuz Amerika'da. Yani seçimleri kazanmış, son seçimi, artık son başkan, 4. defa seçimi kazanmış. Ondan 10 gün sonra bu mektubu yazıyor. Yani ondan önce bir seçim yatırımı değil bu. Ve çok güzel bir İngilizcesi olan bir mektup bu. Orada diyor ki, özet olarak, İngilizcesi de müthiş. Yani böyle acayip bir üst sınıf bir İngilizcesi var. Anlaması da, çözmesi bayağı uzun cümleleri falan bayağı şey. Biz uğraştık, onu çözdük. Yani ekibimle birlikte. Orada diyor ki, Vannevar Bush diyor ki, siz diyor, savaş sırasında Amerika'daki bütün bilim insanları üniversitede seferber ettiniz, ben özünü söylüyorum. Ve bu savaşta bizim üstünlük sağlamamızda sizin yaptığınız bu çalışmaların çok çok büyük katkısı olmuştur. Bunu tabii şu anda kamuoyu bilmiyor, dünya da bilmiyor ama günün birinde öğrenecekler. Ondan sonra diyor ki bu tecrübeden alınan derslerin barış zamanında da çok faydalı bir şekilde kullanılmaması için bir sebep yoktur. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi ile üniversite ve özel sektördeki binlerce bilim insanının elde ettiği bilgiler, teknikler ve araştırma deneyimleri barış zamanında da ulusal sağlık, yeni işler kurulması, yeni sistem yaratılması ve ulusal hayat sanatı iyileştirme için kullanılmaya devam edilmelidir. Bu gerçekten şu paragraf çok büyük bir devrim. Biz hala bu devrimi Türkiye'de yaşamadık. Yani bilime işte bilime bu kadar önemli ve merkezi bir rol üstleyen bir siyasetçi maalesef Türkiye'ye gelmedi. Ben 8 yıl boyunca bunun acısını çektim, eziyetini çektim. Ne diyor? Diyor ki bu tecrübeden derslerin barış zamanında da insanlarımızın ulusal, daha iyi bir ulusal sağlık,
yeni işlerin kurulması, yeni sistem yaratılması, ulusal hayatının iyileştirilmesi kullanmaya devam edilmelidir. Yani bu çok devrimsel bir bakış. Bilimi Amerikan ekonomisinin, Amerikan sağlığının, Amerikan işte insanların daha iyi iş bulmasının, girişimciliğin, her şeyin merkezine oturtmak için ne yapmam lazım diye bilim insanlarına soran bir başkan. Zaten Amerikan tarihinin herhalde en önemli başkanı Frank Delano Roosevelt. Ve bu şeyde de diyor ki ben size 4 tane vazife veriyorum. Birincisi, savaş sırasında geliştirdiğiniz teknolojileri askerlerin de oluruna alarak, yani milli güvenliğimizi sıkıntıya atmadan kamuoyuyla paylaşın. Ve böylece bu birikimin yayılmasıyla yeni şirketler kurulsun. Savaştan tez sonra askerlerimize, diğer işçiler için iş imkanı sağlayacak ve ulusal refahımızın hızlı bir atımına vesile olacaktır diyor. İkincisi, hastalıklara karşı verdiğimiz bilimsel savaş ile ilgili olarak, yani diyor ki her yıl bir hastalıktan kaybettiğimiz insan sayısı 4 yıl boyunca savaşta kaybettiğimiz asker sayısından fazladır. Dolayısıyla nasıl hastalıklarla mücadele ederiz? Bilimi bu konuda nasıl kullanabiliriz? Bunu da araştırın diyor. Üçüncü hedef, kamu ve özel sektör kuruluşlarının faaliyetini desteklemek için bundan sonra biz ne yapabiliriz? Yani kamunun ve özel sektörün Amerika'nın kalkınması için, bilimde ilerlemek için rolü ne olmalı? Yani biz bugün daha bu soruları yeni soruyoruz. Henüz daha cevabını ortaya koymadan önce. Dördüncüsü de savaş sırasındaki bu sizin yaptığınız müthiş araştırma geliştirmeleri yapan bu kaliteli mühendislerin daha fazla yetişmesi için nasıl bir sistem kuralım? Biz devlet olarak ne yapabiliriz? Neler yapılabilir? Bununla ilgili de bana bir şey. Ondan sonra da işte keşfedilmeyi bekleyen yeni şeyler ancak bizim aklımız ile sınırlıdır. Eğer savaş sırasındaki vizyon, cesaret ve itici güç ile bu keşifleri yapmaya çalışırsak çok daha büyük bolluk, zenginlik sağlayan bir sistem ve mutlu bir hayat yaratabiliriz. Sizden ricam şudur ki bu konularda meslektaşlarınız ve başkaları yapacağınız işler sonucu bana tavsiye etmeye değer bulduğunuz sonuçları mümkün olan en kısa zamanda, bütün konuların bitmesini beklemektense hazır olan kısmını gelip benimle paylaşın. Ki hemen gereken adımları atayım. Yani dördünü de bitireyim de öyle getireyim deme diyor. Neresini bitirirsen getir, hemen gereğini yapayım diyor. Tabii ki ömrü vefa etmiyor Frank Delano Roosevelt'in. O ölüyor Nisan 1945'te ve yerine Harry Truman, Vice President Harry Truman Amerikan Başkanı oluyor. Tabii ki Vannevar Bush devlette devamlılık var. Çalışmalarına devam ediyor. Onunla ilgili işte rapor da bende var. Science Standards Frontier diye bir rapor hazırlıyorlar. Kitap şeklinde bütün orada yapılan çalışmaları, kimlerin neye çalış, hepsi var. Ve Amerikan Başkanı'na bir mektupla bunları takdim ediyor. Ve daha sonra işte bu da Vannevar Bush'un yazdığı. Bunun İngilizcesi çok basit. Yani çok şeyin Frank Delano Roosevelt'inki gibi değil yani. Çok basit, güzel bir İngilizcesi var. Ve Amerika işte o hazırlanan raporun gereğini yapıyor ve benim değerlendirmem o ki bilgi ekonomisine geçiş orada başlıyor. İşte ondan sonra işte transfer icat ediliyor, Amerika Ay'a gidiyor ve dünyada ekonomik üstünlük sağlıyor. Bu Amerika'yı övmek için söylediğim şeyler değil bunlar. Yani biz burada tespit yapıyoruz. Biz isteriz ki Türkiye daha ileride olsun ama durum böyle. Baktığımız zaman dünyada bilim teknolojiye dayalı sistemler nasıl kurulmuş? Yani nasıl bir sistemle bilim ve teknolojiye, üniversitede bilim insanlarının yaptığı şeyler ekonomik üstünlüğe dönüşüyor? Bu tabii kendiliğinden olan şeyler değil. Dünyada hiçbir şey kazara olmuyor. Her şeyin arkasında mutlaka bir mühendislik çalışması var, bir gayret var, bir akıl var. Tabii ki ilahi hikmet de var. Yani hiçbir şey böyle kendiliğinden olmaz. Kendiliğinden olan şey nasıl olur birazdan göstereceğim. Baktığımız zaman işte Amerika'daki sistemin özü bu. İşte İngiltere'de, başka devletlerde hepsini biz bunların ekibimizle bakan yardımcılığı sırasında bilhassa tek tek hepsini inceledik. Ortaya çıkan sonuç şu. Politika geliştirmek, bu politikaların icrasını yapmak ve onun takibini yapmak, bunlar bir kere birbirinden tamamen ayrılıyor. Yani bunun aksi şöyle oluyor. Mesela bir bakan, bakan olur olmaz hemen kendisini parlatacak bir projeye başlıyor. Bu projede
maalesef çoğu zaman ya yandaki komşudaki komşunun çocuğu, üniversiteye çocuğun bir fikri olabiliyor. Veya işte amcaoğlunun bir fikri olabiliyor. Böyle basit şeylerden de olabiliyor ve böyle bir şey projeye çeviriyor. Onun için devlet belki milyonlarca dolar harcıyor. 10 milyonlarca dolar harcıyor. Ve bunları bir şekilde işte ekonomik koordinasyon kurulunda onaylatıyor, tahsisini alıyor ve bir de Ankara'da şu vardır, bir bakanlığın işini diğer bir bakanlık asla karışmaz. Bunu ayıp sayılır. Yani bunları tecrübeyle öğrendiğim şeylerden birisi de budur. Yani herkes o bakan kendi bakanlığının içinde, yani önceki dönemde öyleydi. Ben tabii ayrılalı bir sene oldu. Şimdi öyle değildir herhalde ama benim zamanımda öyleydi. Yani bir bakanın yaptığı bir şey başka bir bakan kendi bakanlığın dışında olan bir şey için asla müdahale etmezdi. Bu nezaketsizlik sayılır. Tabii çok yanlış, öyle bir şey olmaması lazım ama öyle sayılır. Dolayısıyla bakan gittiği zaman yeni bakan geldiğinde bir önceki bakanın başlattığı şeyleri iptal eder veya ölüme terk eder. Kendisi yeni bir şeyler başlar. Dolayısıyla herhangi bir devamlılık falan yoktur. Buradaki şey nedir? O projenin ne olacağını o bakan karar veriyor. Dolayısıyla politika belirliyor. Sonra o belirlediği politikanın hayata geçmesi için çalışan da oluyor. Herhalde bir bakan kendi yaptığı işin sonucu da başarısız oldu diye söylemez. Dolayısıyla denetlemeyi de kendisi yapıyor. Ve bu şekilde bu aziz milletin paraları bu verimsiz düzen içinde çarçur ediliyor. Tabii bunu yapan hiçbir kimse bunları kötü niyetle yapmıyor. Bu yani 10 yıllar boyunca belki de Osmanlı'dan beri böyle yapılıyor. Yani böyle gelmiş böyle gider. Başka türlüsü mümkün değil ki. Devlet düzeni budur diye biliniyor. İşte bunu değiştirmek lazım. Bunun için bu analizleri yaptık biz. Şimdi baktığımız zaman dünyadaki işte bütün bu incelediğimiz ülkelerdeki ortak yapı şu. En üst düzeyde başbakansa başbakan, işte başkansa başkan, cumhurbaşkanı kimse, yani hangi düzen varsa o devlette, politika belirlemek o makama ait oluyor. Ve o makam tabii politikayı belirlerken de kendi kafasına göre yapmıyor. Onun da bir sistemi oluyor, bir mekanizması oluyor. Yani bir politika belirleyen bir ekosistem oluyor. O ekosistem içinde politikalar belirleniyor. Sonra bu belirlenen politikalar, tabii politika belirleme sürecine bakanlıklar, bürokrasi, üniversiteler, herkes katkıda bulunuyor. Ve bunların katkıda bulunacakları organik mekanizmalar kuruluyor. Öyle rastgele birisini bularak bir laf etmek şeklinde değil. Organik bir şekilde bütün bu bilgiler, bu ülkelerin birikimleri politika belirleme sürecine katkıda bulunuyor ve belirlenen politikalar artık ondan sonra bakanlıklar ve kurumların tek işi bu belirlenen politikaları hayata geçirmek. Bu da sanki bir duvar yapar gibidir. Bir bakan gelir, o duvarı inşa eder. Ondan sonra o bakan gittiğinde gelen kişi o duvara daha yükseltmeye devam eder. Yani bu duvar devletin duvarıdır, o bakanın duvarı değildir. Kurumlar da öyledir. Yani herkes devletin politikalarını hayata geçirmeye çalışır. Ve bu şekilde belirlenen politikalar yukarıdan aşağı doğru herkesin rolü belirleme. O politikalar gereğince hangi bakanlığın, hangi kurumun ne rolü olacağını belirlemekte şeydir. Mesela burada Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na da ben tabii 4 yıl boyunca katıldım. Orada bakıyorsunuz mesela bir bakanlık kalkıyor bir sunum yapıyor. Orada diğer bütün bakanlar sessizce dinliyor. Eğer yapılan sunumu da müsteşar yapardı. Eskiden müsteşar vardı. Söylediği bir şey başka bir bakanlığın hükümranlık alanına az veya çok dokunuyorsa hemen o bakanlığın müsteşarı bakanını uyarır ve o bakan söz alıp işte Ali Babacan o zaman ekonomik koordinatörümüz, Sayın Başbakan Yardımcım burada işte bizim bakanlığın şeyine bir tecavüz var, ha öyle mi denir. Ondan sonra hemen bir arabulucu komite oluşturulur. İki müsteşar birlikte toplanırlar. O işi çözerler ve böylece sınır ihlali çözülür ve herkes yoluna devam eder. Hiç kimse şöyle bir akıl yok. Ya bu yapılan şey hangi bakanlığın olduğu önemli değil. Bu devlet için gerçekten gerekli midir? Yani öyle bir şeyler yapılır ki artık her bütün bakanlığı o alakadar edebilir. Yani böyle bir mekanizma olmadığı sürece siz nasıl buradan o kalkınmış ülke şeyine gidersiniz? İşte bu yapı çok önemli.
Türkiye'deki bilim teknoloji yapısı nedir? Bu 2012 yılında BTYK'da benim katıldığım toplantıda Türkiye'deki TÜBİTAK'ın, o sırada TÜBİTAK Başkanı'nın Türkiye'deki bilim teknoloji yapısının şeması bu. Biz bunu tabii daha blok diyagram haline getirerek, yani böyle bir yapı bu. Yani. Herkesin herkese şey yaptığı bir şey. Bunların buradaki kutuların her birisi iyi niyetle kurulan kutulardır. Yani o ona şunu söyler, bu bundan bunu ister. Her şeyin her şeye bağlı olduğu, hiçbir hiyerarşinin olmadığı, tam bir Arap saçı olan bir şey. Ve hala buraya yeni kutular eklenmeye devam etmektedir. Tabii her bir kutu yine çok büyük bir iyi niyetle Sayın Bakan'ın, hangi bakansa, hangi bakanlıksa, bir kutu daha ilave ediyor. İşte o kutuya yeni oklar bağlanıyor, o kutudan yeni oklar çıkıyor ve bu Arap saçı büyüyerek böyle devam ediyor. Bunu ben gecekondu mahallesine benzetiyorum. Çünkü gördüğünüz bu gecekondu mahallelerindeki her bir ev çok büyük bir iyi niyetle yapılıyor. Düşünün ki adamın birisi geliyor işte köyünden, işte kendi hanımı ve çocukları için sığınacak bir yuva yapıyor. Çok büyük iyi niyet var orada. İşte hepsi böyle ayrı ayrı iyi niyetle yapılıyor ama sonunda ortaya çıkan genel perspektif işte böyle bir felaket oluyor. Yani bizim de yaşadığımız gibi. Bizim de maalesef ekonomimizin durumu da, Türkiye'deki bilim teknoloji ekosistemin durumu da işte budur. Başka bir şey değildir. Halbuki akılla, bilimle yapılan bir şehir tasarlandığında böyle bir şehriniz olur. Burada tabii belki de ötekinden daha az para harcayarak böyle bir şehre sahip olabiliyorsunuz. Yani orada hem daha büyük bir kaynak israfı var hem de ortaya çıkan sonuç çok korkunç. Biz tabii ne yaptık? 2011'de ben göreve başladıktan sonra Türkiye'nin nasıl yüksek katma değerli ekonomiye geçer, nasıl kalkınır vesaire diye çalışmalara başladık. 2012'nin 17 Eylül'ünde o zamanki Sayın Başbakanımız, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımıza raporumuzu verdik ve bunu çok acil olarak yapılması gereken reformların ne olduğunu dair bir rapor verdik. Tabi bu raporun hazırlanmasında daha sonra TÜBİTAK Başkanı olan Arif Ergin, Yunus Çengel hocamız, işte bizim Atakan, Murat Hoca da zaman zaman katkıda bulundu. Yani çok sayıda dostumuz, devletin bürokratları, teknokratları, herkes katkıda bulundu. Ve çok güzel çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda 2017'nin Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bana dedi ki, Davut sen reform paketini yaz, yazılmasını koordine et dedi. Ben de büyük o zaman Cumhurbaşkanı başdanışmanıyım. Çalıştık ve Türkiye'nin işte bütün bilim dünyasını, işte dünyadaki iyi örneklerinden de faydalanarak onların kötü tecrübelerini de yaşamayacak şekilde, yeniden tasarlayacak şekilde güzel bir reform paketi hazırladık. Buna tabii devletin Maliye Bakanlığı, kalkınma, herkes katkıda bulundu. Sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, hocalarımız, herkesi çalıştırdık. Herkes büyük bir hevesle çalıştı ve sonunda bizim de işte böyle Arap saçı olmayan, yukarıdan aşağı politika belirlemek, sonra o politikaların takibi, icrası için herkesin rolünün belli olduğu, özel sektörle rekabet etmeyen, haksız rekabet etmeyen, herkesin rolünün çok iyi tanımlandığı bir sistem tasarımı yaptık. Ama maalesef bazı insanların, kötü niyetli insanların veya kıskanç insanların şeyiyle bunu hayata geçiremedik. Yani bu başbakanlıktan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince de tabii onu uyarlamak çok kolaydı. Anında yaptık. Böyle bir şey olduğu zaman ne oluyor? İşte Bilim Teknoloji Kurumu Yüksek Kurumu oluyor. Bu DPT gibi. DPT'nin bir sonraki nesli olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani Türkiye'nin bütün yaptığı işlerde bilim teknoloji ile ilgili olarak bilim ve teknolojinin ışığında yapması için yapılanan ve Türkiye'deki ve dünyadaki bilim teknoloji danışmanları ağını oluşturarak, o ağın da politika belirleme katkısını sağlayarak oluşturulan bir şey. Bunların devlet politikası haline getiren bir icra kurulu ve ondan sonra da bu icra kurulunun kararları çerçevesinde
projelerin hayata geçirilmesi. Burada mesela örneğin Türkiye'nin Mars'a insanlı uzay seferi programı nasıl geçirildi? İşte buradan bir karar çıkar. İşte ondan sonra teklif olarak buraya program önerisi gelir. Bunun fizibilitesi yapıldı mı ona bakılır. Sonra işte görev verilir. TÜBİTES'e, işte Türkiye Bilimsel Araştırma Destek Kurumu'na işte bunları desteklemesi için neyi ne kadar destekleyeceğine dair şey verilir. Burada bütün reel sektör, üniversitede her şey seferber olur. İşte TÜBİTAK özel sektörün araştırma yapmadığı konularda araştırma yapar vesaire vesaire. Yani herhangi bir proje bu şekilde sistematik olarak nasıl gerçekleştirilir diye bir sistem önerisi yaptık. Şimdi ben daha fazla uzatmadan son birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. İbn Haldun'un meşhur sözü var, coğrafya kaderdir. Yani bu, tabii ki biz kadere iman ederiz Müslüman olarak. Ama ben şunu artık kabul etmiyorum. Yani geri kalmışlığımızı, bir ülkenin geri kalmış olması, sefil olmasının suçlusu asla coğrafya değildir. Coğrafya kimse ondan dolayı suçlamaz. Bunun şimdi onu ispat edeceğim. Şimdi bu adam Lee Kuan Yew. Singapur'un kurucu cumhurbaşkanı bu. Daha önce de Malezya'daki bir siyasetçiydi. İşte Singapur'un Malezya'dan ayrılma, Singapur ve Malezya, Malezya olarak 1963 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Sonra 1965 yılında da Singapur ısrarla Malezya'dan ayrılmak istedi ve 1965 yılında Singapur kuruldu. Ve Singapur'un kurucu başkanı da Lee Kuan Yew. Bu iki ülke kurulduğunda her iki ülkenin de kişi başına milli geliri $300. Yani çok fakir ülkeler. O sırada Türkiye'nin kişi başına milli geliri $1000. Yani 1965 yılında bugün de baktım $1050 falan, o kadar yani. 2000-3000 dolar değil, $300-400 da. Dolayısıyla Singapur ve Malezya aynı şekilde hayata geçtiler. Baktığımız zaman işte Malezya şu ülke, burada da işte bir şey var, parçası var. Ve Singapur onun ucunda şöyle küçücük böyle mikroskopla görünen bir yer. Şimdi bu kitapta Lee Kuan Yew çok güzel anlatıyor hikayesini. 1965 yılında kurulunca diyor, biz Singapur olarak kurulduk, Malezya'nın da hasmane olarak ayrıldık. Çünkü bir bölücü terörist bu yani onların gözünde. Yani Malezya'yı bölen bir adam bu. Dolayısıyla hoşlarına giden bir şey değil Malezya'nın bu. Diyor, şimdi bizim tarım yapacak toprağımız yok. Çok küçük bir ülkeyiz. Bırak tarım için, kullanmak için bile suyumuz yok. Onu Malezya'dan almak zorundayız. Dolayısıyla her açıdan sıkışık durumda olan bir ülkeyiz. Doğal kaynaklarımız, altınımız yok, petrolümüz yok, doğal kaynağımız yok. Küçük bir nüfusumuz var. Dolayısıyla bizim için tek çıkar yolun eğitimde olduğunu, bilimde olduğunu, olduğuna karar verdik diyor. Ve Singapur'u bir lojistik hub yapmaya karar verdik. İşte Singapur limanını yapmaya karar verdik. Singapur havaalanını yapıp işte Singapur'un yine bir network noktası olmasını karar verdik diyor. Ve Singapur havaalanının işte arazisini nasıl seçtiğini falan o kitapta okuyor. Tavsiye ederim. Sonunda ortaya çıkan şey şu. Aradan geçen işte 1965, bugün işte 50 sene olacak, işte 2015, 55 sene neredeyse. Sonuçta Singapur $300 kişi başına milli geliri 64.500 dolara geldi. Yani kişi başına milli gelir 215 kat arttı. Malezya işte kişi başına milli gelir $300 $11.000 geldi. 37 kat arttı. Türkiye'de $1000 $8.000 geldi. Tabii biz $12.000 da çıktığımız oldu. Sonra aşağı indik falan. Bu dalgalanmalar maalesef böyle devam ediyor. Yani ortada şöyle bir şey var. Yan yana olan iki ülke var. Singapur ve Malezya. Aynı coğrafyadalar. Hatta bir tanesinin dezavantajı var. Nüfusu az, doğal kaynağı yok, suyu yok vesaire. Bunun yanında Malezya'nın petrolü var, doğal gazı var, suyu var, arazisi var, toprağı var, her şeyi var. Ama bir tanesi bilgiye, bilime, teknolojiye önem veriyor. Diğeri ise bizim bildiğimiz gibi. Ve sonuçta da
bu bildiğimiz sonuç ortaya çıkıyor. Tabii Mahathir Muhammed benim çok sevdiğim, şahsen de dostum olan bir insandır. Ben bunları buraya koydum. Yani defalarca ofisinde de görüşmüşümdür, Türkiye'de de görüştük. Benim dostumdur. Yani ben burada ya Malezya'yı veya Mahathir Muhammed'i kötülemiyorum. Ama ortada bir başarı hikayesi var. Ve bu başarı hikayesinin temelinde de bilime, eğitime verilen önem var. Ve buna önem vermemenin ne olduğunu hem biz Türkiye'de hayatımızda yaşıyoruz. Yani biz şimdi Karadeniz'de doğalgaz bulduk diye seviniyoruz. Bulsak ne olacak? Karadeniz'in tümü doğalgaz olsa ne olacak? Yani doğalgazla, petrolle müreffeh bir ülke olmaz. Bu görünüyor yani. Yani bir de şunu not etmek istiyorum. Ülkemizde maalesef ekonomi eşittir para ve finanstır. İşte ekonomistler hep bugünlerde tabii her gece gündüz dolar, işte faiz şöyle arttı, dolar böyle çıktı, borsa şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki bu para ve finans belki de ekonominin en kritik, en az kritik bileşenidir. Biraz önce Melik Şahbe'yi gördüm orada yani. Ne demek istediğimi o anlar. Ekonomi demek, üretmek demektir. Mal üretmek, hizmet üretmek, fikir üretmek, bilgi üretmek, teknoloji üretmek demektir. Siz bu üretimleri yapacak iklimi, ekosistemi oluşturursanız oraya zaten para siz istemeseniz de gelir. Gelir bir şekilde, bavulda gelir, resmi yolla gelir, gayri resmi yolla gelir ama mutlaka gelir. Yani siz yeter ki iklimi oluşturun. Bir de bizim ülkemizde faiz Amerika'da, Fransa'da, belki İsviçre'de ekonominin işte enflasyonu ayarlamak için kullanılan bir parametredir. Ve oralarda yeterlidir. Çünkü onların bir ekonomisi var. Yani faizi artırarak işte tüketimi kısmaya çalışırlar. Faizi azaltarak işte ekonomiyi, alışverişi artırmak, tüketimi artırmaya çalışırlar. Bir parametreyle kontrol. Bizde öyle değil ki. Bizde henüz üreten bir ekonomi yok. Yani Amerika'daki parametreleri Türkiye'deki ekonomiyi biz yönetemeyiz. İşte günümüzde refah ülkesi olmanın esasları kalkınma şans eseri oluşan bir şey değildir. Doğru kurgulanmış sistemlerin doğal sonucudur. Yani dünyanın neresinde olursa olsun eğer akılla, bilimle bir ülke yönetilirse ve bir bilimsel bir yöntemle yönetilirse her ülke kalkınır. Kalkınma dolayısıyla bir iklim, ekosistem konusudur. Kalkınmada belirleyici faktör altın, gümüş, doğalgaz, orman, su, toprak değildir. Kalkınma insan kalitesi, eğitim ve bilim ile olur. Bunları kurulan ekosistem sağlar. Ekosistem doğru kurulunca doğal olarak ulaşılan bir sonuçtur kalkınma. Kalkınma ve gelişme için kurulacak sistem her ülke için bir bütün olarak ele alınmalı ve hedeflerden yola çıkarak sistemin detayları belirlenmelidir. Konfesyon yaklaşımı olmaz. Yani Türkiye için doğru olan Yunanistan için doğru değildir. Veya Türkiye için doğru olan Kazakistan için doğru değildir. Her ülkenin kendi şartlarıyla, kendi kültürüyle her şeyle çalışılması lazım. Bir de IMF ve Dünya Bankası'ndan bir ülkeyi kalkındırmayı dert etmesi beklenmemelidir. Ya ben onları suçlamak için demiyorum. Onların vazifesi bu değildir. Bir ülkenin kendi yöneticileri, kendi siyasetçileri o ülkenin kalkınmasını dert etmiyorsa onlar niye dert etsin? Onların vazifesi sadece uluslararası düzenin aksamamasıdır. Bir de bitirirken şunu not edeyim. Profesör Jeremy Rifkin, Wharton School of Economy'de hoca, işte 80 küsur yaşlarında. Ben senelerden beri onun konuşmalarını Twitter'da da paylaşıyorum. Onun bu bilim ve teknolojik gelişmeleriyle yeni bir ekonomik paradigmayı ortaya çıkarttığı sharing economy. Üç internet, diyor ki ekonomi üç internetin üzerinde kuruluyor. Birisi telekomünikasyon interneti, bizim bildiğimiz internet. İkincisi enerji interneti. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle herkesin üretici ve tüketici olduğu, yani senin, benim, hepimizin, milyonlarca insanın üretici ve tüketici olduğu dijital enerji ağı. Yani buna enerji interneti diyor. Üzerinden hem üretici hem de tüketici olduğu near zero marginal cost economy. Üçüncüsü de lojistik internetiyle araç sahibi olmanın yerine ortak araç kullanan ağların aldığı yeni model. Bu model lojistiğin her safhasında da genelleşecek bir model. Bu konuda Jeremy Rifkin, Angela Merkel Almanya Başbakanı olunca hemen Jeremy Rifkin'i çağırmış ve biliyorsunuz Almanya Türkiye'nin 1/6 kadar güneş görmesine rağmen Türkiye'nin şu anda
9 katına yakın bir güneş enerjisi üretimi var. Yani Angela Merkel'in danışmanıydı Jeremy Rifkin. Ondan sonra Çin Cumhurbaşkanı'nın da danışmanlığını yaptı ve Çin Cumhurbaşkanı görüştükten sonra Çin Cumhurbaşkanı diğer talimat vermiş. İşte 80 milyar dolar işte 3 senede hazır harcayıp oradaki elektrik gridinin dijital hale getirilmesi için talimat vermiş. Yani dünyada birçok şey yapılıyor. Dünyada enerji meselesi, lojistik meselesi, her şey çok çok temelden değişikliklere uğrayacak. Ve bizim ülkemizde görüyorum kimsenin gündeminde yok bunlar. Yani bu çok rahatsız edici bir şey ve beni korkutuyor. Teşekkür ederim, burada ben durayım. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Tabii enerjinizle aşk ağlatır, dert söyletirmiş. Sizi de herhalde bunlar ağlatıyor ve söyletiyor. Şimdi biraz zamanı da aştık. Yarım saatimiz kaldı ama ben sizi kesmek istemedim. Bu arada bana biz sizi üzerinden beklerken 15 dakika harcadık. Oradan dolayısıyla doğru. Vaatinizi sizsiniz. Bana atmayın onu. Doğru, tamam. Şimdi bu arada bana WhatsApp'tan güzel yorumlar da geldi. O yüzden kesmedim. 9.30. Şimdi yarım saatimiz var. Şöyle yapsak. Ben size bu söylediklerinizi biraz daha belli alanlarda açmanız için iki soru yönelteceğim. Ondan sonra da diğer katılımcıların sorularını almış olalım. Onlar da el kaldırarak. Benim vaktim müsait bu arada. Yani katılmak istiyorsanız ben kurallara uyalım diye ben ne kadar geç bağlanım. Ben gerçi 8'e çeyrek kaladan beri uğraşıyorum da. Maalesef Zoom'un bir azizliği oldu. Şimdi Melikşah soru soruyor. Şimdi ben önce şey yapayım. İki tane ben soru sormak istiyorum. Bu sorulara hocam şöyle bir şey yapalım. Mesela 5-7 dakika arası her birine cevap verin ki herkesin çok soru gelecek gibi gözüküyor. Herkese şey olsun. Şimdi Lee Kuan Yew'dan bahsettik. Malezya ile karşılaştırması şudur budur. Sonra bilim teknoloji konusundan girip yine oradan çıktınız ama arada yüksek öğretime değindiniz. Çok fazla içine girecek vakit olmadı. Şimdi Türkiye'de bir eğitim problemimiz de var. Yani beyin sıkıntımız yok. Akıl sıkıntımız yok. Allah bütün coğrafyalara aklı zekayı herhalde denk dağıtmıştır. Yani hep akılsızlar bize düşecek, akıllılar Amerika'ya düşecek falan böyle bir şey yok herhalde. Yok. Siz İTÜ'yü birincilikle bitirip Caltech'e gittiniz. Demek ki yani Türkiye'de de bizi izleyen bütün arkadaşlarımız da öyle. Böyle istisnai zekalar var. Şimdi biz bu zekaları eğitim yoluyla, biz derken bütün dünya eğitim yoluyla daha kullanılabilir bir hale getiriyor toplumun faydasına. Ya da getiremiyor. Şimdi bu bize anlattığınız ve bir ara birlikte de hep konuştuğumuz işte bir kanun tasarısı hazırladınız vesaire ama onlar olmadı. Bu süreçlerin içinde yüksek öğretimin yeri nedir? Şu anda yüksek öğretimimizin durumu nedir sizce? Çünkü aynı zamanda Austin Teknik Üniversitesi'nde hocasınız. Türkiye'nin önemli bir üniversitesinde. Dolayısıyla yüksek öğretimden biraz bahseder misiniz? İkincisi, Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurumumuz vardı. Bu darbe hükümeti sırasında 1960 yılında kuruldu. Ama Türkiye'yi planlı döneme sokması açısından faydalı olduğunu benim şahsen düşündüğüm bir kurum. Bununla birlikte tabii her kurum adında yer aldığı kadar, mesela planlama dediği kadar iyi planlama yapmıyor olabilir. Ama sonuç olarak biz planlamayı 2011'den sonra Kalkınma Bakanlığı'na çevirdik. Ondan sonra şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı adıyla bazı birimlerini
hazineye, bazılarını Sanayi Bakanlığı'na devrederek, ki bunların bazıları doğru kararlardı. Bir Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığımız var. Bunlar 5 senelik planlar ve yıllık programlar yapıyorlar. Planlamanın isim olarak en azından şu anda değişmiş olması veya ortadan kalkması veya geçmişte gördüğü rolle birlikte bugünkü dünyada buna bir ihtiyaç var mı, yok mu? Türkiye'de bu konuları nasıl görüyorsunuz? Bir de buna değinebilirseniz. Ben iki, dediğim gibi biraz uzattım, soru soracağım. Sonra diğer arkadaşlar da el kaldırırsa onları listeden bulmaya çalışacağım. Şu anda Melikşah Bey'in elini görüyorum sadece. Onlar da yavaş yavaş ellerini kaldırırlarsa WhatsApp'tan mesaj göndermek yerine onları da sıraya koyacağım. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim Murat Hocam. Şimdi bu yüksek öğrenim problemi Türkiye'nin yani bizim bütün gençliğimizi yiyen, gençliğimiz boyunca başımızda olan bir şey. Yani bizim, mesela benim eşim 1986 yılında başörtüsünden Marmara Üniversitesi'ne atıldı. Yani ailemiz içinde de etkileri olan, yani sadece başörtüsü yüzünden mesela bizim dindar camiada YÖK daha çok bilinir oldu. Şimdi başörtüsü problemi çözüldü diye sanki artık YÖK bir problem olmaktan çıktı gibi bir anlayış var. Bu çok çok yanlış. Yani YÖK'ün zararı Türkiye'yi bir bütün olarak dumura uğratan, aklını zekasını ortadan kaldıran bir şey var. Düşünün ki 10 tane çeşitli üniversitelerden çeşitli sebeplerle seçilmiş YÖK üyesi var. Bunlar Türkiye'deki işte 220 küsur tane üniversiteyi bir merkezden yönetiyorlar. Hangi bölüm açılsın, hangisi kapatılsın? İşte nerede ne merkez açılsın, ne merkez kapatılsın? Nasıl öğrenci alınsın? Yani başka hiç kimsenin aklı yok. O 10 kişi herkes adına buna karar verecek. Düşünün ki bir şirketler grubu var, bir holding var. 220 tane şirket var. Ve bu şirketlerin genel müdürleri, onların pazarlama müdürleri, satış müdürleri, hiçbir şeyin hiçbirinin aklı yok. Ankara'da 10 tane kişi bütün bu şirketlerin hepsini yönetecek. Buradaki genel müdürlere falan ne zaman oturacaklarını, ne zaman kalkacaklarını, hangi bölümü açacaklarını, hangi bölümü kapatacaklarını söylüyorlar. Bu tamamen saçma bir şey. Tabii ki ben burada YÖK'te şimdi çalışan değerli dostlarımızı veya geçmişte çalışan değerli dostlarımızı suçlamıyorum. Yani bazen insanlar böyle üstlerine alınıyorlar. Benim derdim onlarla değil. Yani bizim hepimizin derdi onlarla değil. Onlar var olan sistem içinde kendilerine verilen vazifeyi ellerinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlar. Bizim problemimiz onlarla değil. Bizim problemimiz bir sistem problemi. Yani böyle bir sistemle bilim üretilmez. Böyle bir sistemle Türkiye'nin ihtiyacı olan kalifiye insan gücü yetiştirilemez. Böyle bir üniversite sistemiyle dünyayla rekabet edecek bir bilim dünyası oluşturulamaz. Yani oluşturulmadığını artık yok, yeni yok, bilmem daha yeni yok, daha iyi yok, cici yok falan ne isim verirseniz verin. Bu sistemden siz herhangi bir sadre, şifa bir şey elde edemezsiniz. Tabii bunun içindeki hocaları tenzih ediyorum. Öğrencileri tenzih ediyorum, YÖK'ün hepsini, hiçbirisini suçlamıyorum ben. Benim derdim sistemle, bu sistemle şey olmaz. Bunun kabahati de tabii ki siyasettedir. Yani bu YÖK'ü bilhassa biz bu ülkenin dindar insanları olarak imkanımız olan ilk günde kapatmamız gerekir. Biz bunun için yemin ettik. Biz bunun için ahd ettik. Bu YÖK'ü yok edeceğiz diye. Ama şimdi güçlendirerek, daha da kötü hale getirerek bunu devam ettiriyoruz. Yarın iktidar değiştiği zaman artık hiç kimsenin, benim eşimin de, ondan sonra gelenlerin de veya başka, yani illa başörtüsü değil ki, başörtüsünden daha büyük problemler var şimdi. Yani Türkiye'nin kalkınamaması problemi burada yok, çok önemli bir şey. Ve ben bu söylediklerime şu anda görevde olan hiçbir rektörün, hiçbir öğretim üyesinin de destek vermesini beklemiyorum. Vermesinler zaten. Başları derde girmesin. Yazıktır. Çünkü böyle bir üniversite sistemi içinde duruyorlar.
YÖK için bu kadar, bu YÖK'le ilgili tabii çalışmamız 2013'ün 2 Ocağı'nda başladı. O çalışmayı da şu anda devlete çok üst düzey mevkilerde bulunan değerli dostlarımızla başladık. Yani isimlerini vermeyeyim. Yani çok üst düzey insanlarımızla başladık. O prensipler çerçevesinde 2013'ün Ocak ayının başlarında başlattığımız bir çalışma oldu. Yine koordinasyon görevini ben üzerime aldım ve onu aşağı yukarı 2014'ün ortalarına kadar o bitmişti. Şu anda çıkartılıp devreye alınmaya hazır, meclise sevk edilmeye hazır o zamandan beri tabii ki devamlı güncellediğimiz bir detaylı devletin bürokrasisinin, maliyenin, hazinenin, Çalışma Bakanlığı'nın, DPT'nin hepsinin katkılarının olduğu, teknik olarak kanun tekniği açısından, devlet bütçe tekniği açısından, her açıdan devletin içinden de katkıda bulunan bir kanun teklifi var. Orada onu hayata geçirecek siyasetçilerin iradesini bekliyor. O bir. Gelelim DPT'ye. DPT 1960'larda 60 darbesinden sonra kurulan ama çok çok değerli bir kurumumuz. Aynı şekilde TÜBİTAK da o zaman kuruldu. Yani bunları kuranlara Allah razı olsun. Çünkü onların olmadığı bir Türkiye herhalde bugünküne göre çok daha kötü durumda olan bir Türkiye olurdu. Yani TÜBİTAK ve DPT kuruldu 1960 darbesinden sonra. Ama zaman içinde tabii bu kurumlar eskidi, yaşlandı. Bu kurumların kabuk değiştirmesi ve zamanın ruhuna ve ihtiyaçlara göre yenilenmesi gerekirdi. Tabii bunları yenileyecek olan hiçbir kurum kendisini yenileyemez. YÖK mesela kendisini yenileyemez. YÖK'ü siyasetin ya kapatması lazım ya yenilemesi gerekirdi. Aynı şekilde DPT'nin de kapatılması, yok edilmesi değil, zamanın ruhuna uygun bir şekilde bilim teknoloji politikaları yüksek kurumu şekline getirilmesini biz öngördük. İşte bu yazdığımız kanun Murat Hocam, aslında yeni DPT olarak ona bakabilirsin. Yani DPT'nin artık daha büyümüş, devletin tümüne yön verecek, vizyon verecek bir yapılanma olarak biz onu öngördük. DPT'yi geri getireceğiz diyorlar. Mesela muhalefet lideri diyor ki iş başına gelince ilk işim DPT'yi yeniden kurmak olacak. Yanlış olur. DPT'yi yeniden kurması değil, siyasetin yapması gereken Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni bir bilim teknoloji kalkınma politikaları organı oluşturmak olması lazım. İnşallah doyurucu olmuştur cevabım Murat Hocam. Evet hocam, gayet tabii bunlar uzun konuşulacak, tartışılacak tabii şeyler ama detayları çok var. Bu konuda saatlerce konuşabiliriz. Tecrübenin üzerine bunları güzel bir şekilde ifade ettiniz. Şimdi 3 tane soru var. Atakan Peker tabii. Melikşah Bey çok bekliyor. Sonra yani bırakacağım. Melikşah, evet. Melikşah Hutku'dan başlayalım. Evet Melikşah. Melikşah kayboldu. Bir dakika. Peki Melikşah soracak mısın soru yoksa el yanlışlıkla mı kalktı? Yoksa Latif senden yok, kalkmadı yok. Açamıyorum da. Tamam. İzin vermiyordu moderatör. Bak sadece bende değil Davut Hocam görüyorsunuz. Sorun. Moderatör kapatıyor. İzleyiciyle aramız pek iyi değil Murat hep, Hocam millet olarak. Hep bu Amerikalılardan oluyor. Bu Zoom diye bir şey çıkarmışlar. Mikrofon bile açılmıyor. Kabul etmiyorum. Moderatör o haklarımızı kapatmış. O yüzden açamadım. Evet, teknolojiyi iyi kullanırım. Biraz demokrasi eksikliği var galiba. Hiç olmazsa üretemiyoruz bari iyi kullanalım değil mi? Öyle ama öyle. Bu arada bir şey söyleyeyim Melikşah bir dakika. Bundan sonra bu toplantıları Boğaziçi'lilere yerli şey yaraşır. Biz üniversiteye de Havelsan diyaloğu aldık, oturtuyoruz. Bundan sonra da organizatörlere Latif Haliloğlu başta olmak üzere artık yerli bir platform kullanalım buralarda. Evet Melikşah Bey. İnşallah, sağ olun. Hocam şey yaptı, konuşması sırasında laf attı. Yani uzunca bir müddettir ilk defa gerçekten ekonominin ne olduğuna dair çok temel bir şey duydum. Yani öncelikle teşekkür ederim. Yani bankacı olduğumuzu duyanlar altın ne olacak, dolar ne olacak diye soruyorlar. Hep ekonomi bu sanılıyor.
Hocam hatırlar müsiyat yıllarımızda ben bir multivizyon hazır şey yapmıştım, yazmıştım. Yarın dolar ne olacaktı? Ya sene 2000 ya da 2001 multivizyon öyle başlıyordu. Yarın dolar ne olacak diye. Yani fiyatlar hep çok odaklıyız. Petrol fiyatı, altın fiyatı, doların fiyatı, enflasyon. Fiyatlar önemli sinyaller tabii ama aslında bir sinyal yani bir semptom. Bunlara çok odaklanıyoruz. Biz geri plandaki temel hastalıklarımıza çok farkına varmıyoruz maalesef. Dediğiniz gibi çok temel konularda sıkıntılarımız var. Şimdi reform paketi hazırladığınızdan bahsettiniz. Şimdi en büyük hata zaten adına reform paketi demiş olmanız. Yani otomatikman zaten birçok kişi birinci dakikadan o pakete destek verip de vermiş gibi gözüküp de aslında geri planda engellemek için elinden geleni yapmıştır. Bu tip şeylerde hele hele bürokrasinin çok muazzam şeyi var. Direnci olduğunu biliyoruz. Yani biz de kendi çalıştığım kurumda hiçbir zaman bir değişimi böyle insanlar gelecekle alakalı endişeler duyacak şekilde yapmadık. Reform demedik, şey demedik. Daha böyle yolculuk dedik. Şey çünkü yani hakikaten karşılığına şık bir alternatif ya bunu yaptığınızda böyle olacak demezseniz insanlar düzenlerini bozmak istemiyorlar. Yani bilim içinde bu. Bilim yani genelde iyi hikayeleri biliyoruz biz. Başarı hikayelerini biliyoruz. Teknolojide vesaire. Ama o başarı hikayelerine gelene kadar yığınlarca başarısızlık hikayesi var. Bu bir mindset. Bu bir toplum olarak buna hazırlıklı olmak demek. Yani şimdi herkes fintechlere destek atacağız, girişim sermayesi falan diyor ama zihnen hele hele bankalar gibi zarar etmeye parasını batırmaya alışık olmayan yapılara mümkün değil. Çünkü yapacağınız 10 tane yatırımın bir tanesi sadece işe yarayacak vesaire. O yüzden bir şey oluşturmak lazım toplum olarak. Şimdi Allah için gerçekten yani en kötü ihtimalle bütün dünyadaki ortalama zeka kadar bizde de zeka vardır. Ben daha bile iyi olduğunu düşünüyorum hasbelkader. Akdeniz milletinin enteresan bir şeyi var, zekası var ve girişimcilik üzerine de oturan bir zeka. Yani cesuruz, çok önemli bir şey bu. Ama şey konusunda yani içinde yaşadığımız sistemler ve kurumlar bu cesaretimizi yok ediyorlar. Bu inovasyon kültürü vesaire ancak insanlara inisiyatif verdikçe olabiliyor. Bu devlet içinde de geçerli, şey içinde yani özel sektör içinde geçerli. Hasılı bürokrasi de genelde yapılan yanlış şu. Ben piyasaların tek başına bir ülkeyi, bir şeyi kalkındırabilecek doğru yapılar olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten de ülkelerin, yani Murat Hocam varken burada bana laf söylemek düşmez ama çok ciddi devlet müdahalesi var. Yanlış yapıldığı zaman bunu piyasadan daha kötü bir noktaya getiriyor. Doğru yapıldığı zaman da daha iyi noktaya getiriyor. Bilim içinde geçerli bu. Amerika'da falan muazzam bir devletin bilim şeyi var, politikası var. SME politikası var, COBİ destek politikası var. Hani bizim gibi ülkelerden liberal gibi gözüken bir ülkeye gidip de bu kadar ciddi politikaları görünce şaşırıyor insan. Bunun dengesini oturtamadık. Yani devlet kurumları nerede duracak? Bizde tahakküm aracı devlet kurumları. Her kurum öyle oluyor bir müddet sonra. Yani yönlendirici olmak, teşvik edici olmak yerine dediğimi yapçı oluyor. Bu yapı kurt oluşmadıktan sonra ben ekonomide de teknolojide de çok aman aman bir noktaya geleceğimizi düşünmüyorum. Ha bu nasıl olur bilemiyorum. İşte o sizlerin tecrübesi bu anlamda çok önemli. Biz özel sektör tecrübesiyle ben bunu söylüyorum. Ama çok da kolay olacakmış. Yani doğru politikaları
belirleyerek olmayacakmış gibi geliyor. Ciddi bir kültür dönüşümü gerekecek gibi duruyor. Benim de sorum bununla alakalıydı hocam. Belki ben yapayım mı acaba? Olur, ben şimdi sizi de dinleyeyim ondan sonra o zaman. Toplu mu şey? Tamam, buyurun. Yani şimdi siz değişik ülkelerin politikalarını incelediniz. Evet. Her ülkenin kendine has bir kültürü var aslında. Yani sosyal yapısı var, kültürü var. Dolayısıyla bir ülkenin politikasını aynen alıp getirmek, uygulamak, tatbik etmek mümkün olmayabilir bir başka ülkede. Öyle değil mi? Yani ben de zaten onu bilhassa bunu söyledim. Dedim ki, en son slaydım oydu. Dedim ki, bir ülkenin, hatta onu açayım tekrar. Yani bir ülkenin şeyi, bir saniye. Onu, o dediğiniz çok doğru. Şimdi incelediğiniz ülkelerden hangisini daha yakın buldunuz? Niye yakın buldunuz? Onunla ilgili bir değerlendirmeniz varsa onu da almak isterim sizden. Şimdi incelediğimiz ülkenin yakın olmasından ziyade ekranım görünüyor mu? Evet hocam, gözüküyor. Tamam. Tam ekran yapabilirsiniz. Şimdi tamam. Kalkınma ve gelişme için kurulacak sistem her ülke için bir bütün olarak ele alınmalı ve hedeflerine göre sistem tasarımı, konfeksiyon yaklaşımı olmaz. Her ülke için ayrıdır bu. Sizin de dediğiniz gibi bir ülkeninki diğerine uymaz. Biz herhangi bir ülkeye bakıp biz Almanya gibi bir şey kuralım veya Japonya gibi kuralım demedik. Biz sadece dedik ki hangi ülke nasıl kalkınmış, örneği nasıldır, tamam mı? Nasıl, ne yapmış, ne etmiş? Bunlardan öğrendik biz. Yani ortak başarılarına yol açan ortak şey nedir? Nasıl başarmışlar? İşte onu bir genel şema olarak şey yaptık. Sonra da Türkiye için ne yapmak gerektiği cevabını aradık. Yine aynı şekilde stop share yapayım. Mesela Melikşah benim yakın dostum, sevgili dostum, uzun yıllardır görüşmüyor. Çok biz sabah 5'te toplanırdık misyada, değil mi Melikşah Bey? Şimdi biz onun adına reform demedik zaten. Bak, bu hazırladığımız mesela kanun taslaklarından birisi bu. Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikaları Yüksek Kurulu, Türkiye Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurumu, Türkiye Bilim ve Teknoloji Destek Kurumu, Türkiye Uzay ve Havacılık Ajansı ve Türkiye Kamu Alımları Yüksek Teknoloji Gelişimini Destekleme Kurumu kurulması ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kanun ve diğer bazı kanun değişik olmasına dair kanun tasarısı. Yani reform demedik ona Melih Şahçın. Yani öyle bir şey demedik. Yani burada esas olan şey şu. Yani katılıyorum. Devlet müdahalesi olmadan, yani devlet, yani bizim de maalesef yani ekonomimizin iyi denilen yıllarında düştüğümüz şey oydu ve biz onu hep eleştirdik. Yani bunu o zamanki ilgili bakanımıza da söylemiştik. Yani biz finansı, bankacılık sistemini sağlam tutalım, devletin borçlama politikasını sağlam tutalım. Piyasa kendi rolünü, yolunu bulur, ne olacağına piyasa karar versin. Böyle bir şey olmaz. Yani bu gökten bir sandık çiviyi bırakalım, yere düştüğünde 10^-27 ihtimalle işte bir makine olarak yere düşme ihtimali vardır kuantum teorisine göre. Yani iyi şeylerin arkasında mutlaka bir üst akıl ve bir tasarım vardır. Dolayısıyla buna da devletin bilim teknoloji politikaları diyoruz. Yani devletin bütün birikimi olan insanların fikirlerinden de faydalanarak akıldan, birikimden, tecrübeden, dünyadaki tecrübeden, her şeyden maksimum ölçüde nasıl faydalanacağını belirlediği bir politik oluşturma mekanizması sonucunda neler yapacağını, hangi sahaları nasıl destekleyeceğine karar vererek onların gelişmesi için destek sağlamak zorundadır. Yoksa ben işte parayı sağlam tutayım, bankacılığı sağlam tutayım, yolsuzlukları önleyeyim, ekonomi kendi yolunu bulur. Bulamaz yani. O ne olur? Var olan şeyi devam ettirirsiniz. Sıçrama yapmak istiyorsanız,
kişi başına milli geliri 8 bin dolardan 38 bin dolara getirmek istiyorsanız, siz ona göre devlet olarak, devlet de nedir? Devlet de sen ben demektir yani. Devlet olarak elindeki var olan insan kapasitesini, bilgiyi, birikimi politika haline getirip ondan sonra onun arkasında durmanız lazım satın almayla. Mesela ne yapmamanız lazım? İşte birisi kalksın, işte ne bileyim bir silah geliştiren bir şirket kursun ama Aselsan onunla rekabet etsin. Havelsan onunla rekabet etsin. Havelsan veya Aselsan veya işte şu san bu san devletin şirketleri ihalesiz, herhangi bir şekilde pazarla da tabi olmadan istediği fiyattan devlete istediği teknolojiyi satsın. İşte Davut'un, Ahmet'in, Mehmet'in şirketi imanı gevresin. Yani devletin mal satana kadar, kendini ispatlayana kadar. Yani arsasını satarak, hanımının bileziklerini satarak kurduğu şirkette gelişen teknolojiyi hiçbir devlet kurumu almasın, ihtiyacı olmasına rağmen. Yani böyle onlarca, yüzlerce örnek var. Yani devlet politika belirleyecek ama diğer taraftan da teknoloji geliştiren, üretim yapanların karşısına rakip olarak çıkmayacak. Yani öyle şey olmaz. Yani Aselsan ne kadar bu devletin öz şirketi ise, yani Murat'ın, Davut'un şirketi de o kadar bu devletin öz şirketidir. Dolayısıyla devlet asla bir üretici olarak ekonominin içine girmemesi lazımdır. Çok büyük bir haksız rekabet sağlıyor bu ve bütün girişimcilik ruhunu baltalayan bir şeydir bu. Hem bunu tecrübe eden bir girişimci olarak bunu söylüyorum. Daha sonra da masanın diğer tarafında da buna mani olmak için çalışan bir devlet adamı olarak bunu söylüyorum. Ve maalesef. Alo, ben konuşuyorum. Geliyor, ben... geliyor. Yo yo, hepsini duyuyoruz. Hepsini duyuyoruz. Nasıl duyuyorsunuz? Beni kim mühit etti? Ben... Yok. Söylediğim şeyleri zararlı mı gördün de kapattın bence? Yani dolayısıyla devlet asla ekonomide özel sektörün faaliyet gösterdiği sahalarda rekabetçi olmamalıdır. Devletin şeyi adil hakemlik yapmaktır. Sağlam bir hukuk sistemiyle insanların hukuk içinde rekabeti bozmayacak bir şekilde gelişmelerini sağlamaktır. Önlerini açmaktır. Ellerinden tutmaktır. Ama özel sektörü geliştirmektir. Yani Sümer Bank'ı geliştirerek nasıl biz teknik sektörün ileri gidemezsek ve Sümer Bank'ı özelleştirerek çok doğru bir şey yaptıysak, aynı şekilde diğer Sümer Bank'ları da devletin yok etmeden ekonomiye daha iyi bir şekilde kazandıracak adımlar atması gerek. Yani böyle tabii saatlerce konuşabiliriz. Ama kesinlikle kendi kendine olur diye bir şey yok. Devlet aklıyla, yani Kore'de olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, sizin de dediğiniz gibi bütün kalkınmış genç ülkelerde mutlaka devlet aklı işin arkasında vardır. Çin zaten tamamıyla devlet aklıyla ilerleyen bir ülkedir. Yani dünyada başarılı olmuş bütün örneklerde mutlaka devlet politikaları şeydir. Yani biz bırakalım, o kendi kendine yolunu bulur diye bir şey diye ben inanmıyorum. Öyle bir şey de görmedim. Evet, ben daha konuşmayayım, soruları alalım. Evet, şimdi bugün bayağı dinleyicilerimiz geniş bir perspektiften oldu. Şimdi Denizli'den Necip Filiz Bey var. OSB'nin başkan, ikinci başkanı. Ankara'dan katılımcılar var. Çok çeşitli grup oldu. Hüseyin Güler var İstanbul'dan, Kastamonu Entegre'den. Yani Boğaziçi'yle ve İstanbul'la sınırlı kalmadı. Peki şimdi Atakan ve Sinan Haskan ve Nagihan Saka. Atakan, senden başlayalım istersen. Sadece bir şey rica edeceğim Murat Hocam. Diğer iki konuşma katılımcının lütfen dinleyicinin sorusuna şey yapmayalım, ihmal etmeyelim. Ben o yüzden sorumu çok kısa bir şekilde sormaya çalışacağım. Şimdi Davut Hocam, sistemden bahsettiniz, sistemin öneminden bahsettiniz. Gerçekten öyle. Şimdi biraz da bir matematik background olarak, birisi olarak da ben şöyle bakıyorum. Sistem işin gerek şartı. Fakat yani birçok yerde dünyada değişik şekillerde ve Türkiye içinde bazı şeyler, sistem kuruluyor. Bazen bu sistem çalışmıyor.
Burada bir şey kaçırılıyor. Yani bu nedir? Bir insan faktörü müdür? Veya bu insan faktörü nasıldır? Tamam, sistem şart, gerek şart. Fakat bir şey eksik, bu nedir? Evet, o ne biliyor musunuz? Davut Hocam, unutmayın, öbür iki soruyu da alalım. Bir dakika, unutmayın. Bu çok önemli bir soru. Buna müsaade et Murat Hocam. Peki, ona bir daha tamam, peki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 58 var. Cenab-ı Hak diyor, Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahi murukum en tueddu emanati ila ehliha. Şüphesiz ki Allah size emrediyor. Emanetleri ehline tevdi ediniz. Ve izâ hakemtum beynen nas. Ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman en tahkümü bilal, adaletle hükmedin ilâ ahir ilâhi. Şimdi Allah-u Teala bize diyor ki ve bir görevi birisine verirken bunun en ehil insan olmasına önem verin ve bu da emir. Ya inna Allah'a ya Allahu Teala orada diyor ki ya inna Allah'a ya murukum. Bakın size emrediyorum diyor yani. Onu öyle demese bile ondan sonraki ayet yine emir manasına gelir ama Kur'an-ı Kerim'de iki yerde böyle geçiyor. Biz de hep bizim malum cuma namazında işte hatip hutbeden inmeden önce okuduğu yine inna Allah'a diye başlayan şey vardı. Kur'an-ı Kerim'de bu ikisinde Cenab-ı Hak bunu şey yapıyor. Yani diyor ki Cenab-ı Hak emanetleri ehline veriniz. Dünyanın en iyi sistemini kursanız bile yani eğer o işin başına doğru ekipleri koymazsanız o şeyden bir netice elde edemezsiniz. Nasıl biz göz ameliyat olacağımız zaman gidip dünyanın en o konuda benim göz ameliyatımı en iyi kim yapar? Yoksa akşam gözüm kör olacak. En iyi doktoru nasıl arıyorsak bir devlet görevini verirken de bu işi en iyi kim yapar sorusunu sorup ona göre vermemiz lazım. Yani işte benim hemşerimdir veya bizim cemaattendir veya işte benim ya okuldan arkadaşımdır diye insanlara görev verdiğiniz zaman sonu hüsran olur. Dolayısıyla Atakan'cığım yani bu işin cevabı Nisa suresi 58 Allah'ın yani namaz kılın, oruç tutun gibi açık açık bir emridir ve hiç şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir emridir. Vakit olsa onun nuzul sebebini de anlatırdım. Çünkü bu benim Cumhurbaşkanlığındaki ofisimde Murat Hocam sen hatırlarsın. Benim duvara asılı olan Nisa Suresi 58 vardı. Anamın babamın falan fotoğrafı yoktu. Hiç kimsenin fotoğrafını asmadım. Onu asardım duvara. Çünkü devletin çivisi, daha doğrusu iş dünyasının da çivisi budur. Derneğinde, her şeyinde çivisi budur. Nisa Suresi 58'e uymayan organizasyon batar. İster devlet olsun, ister dernek olsun, ister vakıf olsun. Dolayısıyla buna da pek uyulduğunu maalesef görmüyoruz. Evet Atakan'cığım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Peki, Sinan Askan. Geliyor değil mi hocam? Şimdi geliyor. Evet. Videoyu açmaya çalıştım da açamadım neyse. Kamerayı da açabilirsiniz. Mahcup halinizi görürüz. Tamam. Bir mahsuru yoksa. Açamıyorum. Tamam. Peki. İzin verilmiyor host tarafından. Öyle yazıyor. Evet. Bekliyoruz o zaman. Dinliyoruz. Tamamdır. Kim idare ediyor bilmiyorum ama kameraları açmaya da izin vermiyormuşuz. Evet. Tamam. Sinan Bey dinliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle yani sunumlar ve yorumlar için çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için çok verimli, çok müstefit bir akşam oldu. Tamam. Aslında temelde yani benim soracağım soruların birçoğu konuşuldu ama ben biraz daha somut bir örneklik üzerinden devam etmek istiyorum. Zamanında Murat Hocam'ın bir konuşmasını dinleme fırsatımız olmuştu burada. Onun verdiği örnekti. Rahmetli Erbakan Hoca 1976, daha doğrusu 77, 76-77 döneminde ağır sanayi hamlesini başlattığında test taşı kurduruyor ve başına sonradan hatta Anavatan Partisi'nden de vekil olmuştu. Yıldırım Aktürk'ü getiriyor. Özal'ın yakın adamlarındandı. Ama testaş başarısız oldu. Murat Hocam'ın bana konuşmasını dinledikten sonra bununla ilgili biraz işte makalesi araştırmıştım. Hani testaş neden başarısız oldu? Okuduğum bir makalede şöyle bir ifade benim dikkatimi çekti. Aslında az önce de finans konuşulduğu için biraz da oradan geldi aklıma bu soru. Hani TESTAŞ'ın önemli sıkıntısı Türkiye'nin sermaye birikimi yetersiz olmasına rağmen elektronik sanayi gibi hele hele o zaman
sermaye yoğun bir yatırım yapmak istemesiydi. Yani buradaki evet, ben kesinlikle hani Murat Hocam'ın işte How Nations Succeed kitabından da sizin yorumlarınızdan da hareketle şuna kesinlikle katılıyorum. Yani Ha Yongcheng'in de dediği gibi hani onlar size kendilerinin ne yaptığını söylemez, size ne yapmanız gerektiğini söylerler. Halbuki bizim sizin de belirttiğiniz gibi üretim ekonomisine yönelmemiz lazım. Ama burada liyakatin ve insan kaynağının ötesinde aynı zamanda finansman da geçmişten günümüze çok büyük bir problem değil mi? Özellikle biz Osmanlı tarihi boyunca bile baktığımız zaman mesela bugün işte faizlerin yüksek olmasıyla bile ilgili hani Türkiye'de bir tasarruf açığı var. Bu konuşuluyor. Yani bu anlamda sermaye yoğun bir yatırım yapmak istediğimiz göz önüne alınırsa ileri teknolojiyi düşünecek olursak finansman önemli bir problem değil mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Cevabı söyleyeyim. Hiçbir problem değil finansman. Finansman, eğer siz ekosistemi doğru kurarsanız, yani parayı yalvarsanız gelmesin diye çabalasanız bile para size yağar. Yani öyle bir dünyadayız biz. Yani bu ne demektir? Yani siz ülkenizde yapılması doğru olan şeyleri yaparsanız, o yani bir bilim ve akıl ve hikmetin süzgecinden, tecrübenin süzgecinden geçerek siz doğru şeyi yapıyorsanız para oraya yağar. Yani bizim mesela bundan 5 sene öncesine kadar Türkiye'ye para yağıyordu. Yani para, hiçbir finans sıkıntımız yoktu. Ama biz maalesef o parayla inşaat yaptık yani. Tabii ki Türkiye müthiş yani. Şimdi Türkiye yani ne bileyim bir milyarderin sahip olduğu hani bir hayatla mukayese yapacaksak milyarder bir insan nasıl en iyi yatağı, en iyi uçağı, en iyi tatil şeyine her şeye sahip olur. Onları var. Ama bunun idamesini sağlayacak bir para kazanacak bir fabrikası yok, bir üretim şeyi yok. Tamam mı? Yani borç alarak bütün bu tünelleri, köprüleri, bilmem havaalanı her şeyleri yaptık. Ama ekonomimiz üreten, onunla mütekabil, onunla compatible bir üretim altyapımız yok. Yani finans benim kanaatim o, Melikşah Bey ne der bilmiyorum ama yani benim hayat tecrübem de bunu gösteriyor. Finans ekonominin tabii ki önemli bir şeyidir. Benzinidir. Ama o benzini çalışacağı uçak herhalde ondan daha önemlidir. Yani siz benzininiz var diye yani 3 nalla bir at kaldı gibi yani. Önce öyle bir sisteminiz olması lazım. Yani sistem doğru olursa işte ülkede İş hukuku doğru olursa, adalet olursa, güvenlik olursa, işte mal sahibi olmaz yani bu insanların işte malı güvendeyse, canı güvendeyse, hukuku güvendeyse ve doğru şeyleri yapıyorsa o ülkeye paraya Testaş tabii ki çok iyi bir yatırımdı ama öyle bir yatırım olduğu zaman siz yarı iletkenle ilgili bir üretim yaptığınız zaman Testaş kendi başına çöldeki bir portakal ağacı gibidir. O Testaş'ın ürettiğini tüketecek başka sanayiler vesaire. Yani bütün iklimi düşünen bir akılla tasarlanırsa bir tane Testaş yetmez, belki 10 tane daha Testaş gerekir. Yani dolayısıyla ekosistemin doğru kurgulanması gerekir. Aksi halde bu şekilde fidanlar kurulur, dikilir ve o fidanlar kurur. Kurumaya da mahkumdur. İstediğiniz kadar para verin ona. İstediğiniz kadar para ayırın, yine ölür. Çünkü ekosistem ona uygun değil. Dolayısıyla devletin bir bilim teknoloji ekosistemi olacak. Rahmetli Erbakan Hoca tabii. Ve herkes iyi niyetle birbirinden kopuk hani gösterelim ya sonunda. Gecekondu Mahallesi gibi. İşte o Testaş'ta o Gecekondu Mahallesi'ndeki çok güzel iyi niyetle kurulan gecekondulardan birisidir. Maalesef. Ya hocam, Hani buyurun. bu söyledikleriniz hani ben özellikle uluslararası ekonomi politik çalışıyorum da şöyle özetlememiz mümkün mü? Hani aslında konuştuğumuz hayaller Doğu Asya modeli ama maalesef gerçeklerimiz Latin Amerika modeli diyebilir miyiz? Bir model değil bizimkiler. Model bile diyemeyiz maalesef. Evet. Konuştuğumuz yani Kore modeli, Japonya modeli, Nemne modeli, Alman modeli diyelim. Ama bizim modelimiz bile yok yani. Seneden seneye model değişiyor. Ben şu andaki hükümeti kastetmiyorum arkadaşlar. Yani ben
Yani devletteyken de görevim benim doğruyu söylemekti. Yani biz Türkiye'deki problem bu. Yani gelen bakanın, gelen başbakanın, gelen şunun bunun zihniyetine göre ve onun komşunun çocuğundan, üst kattaki bilmem kimden, şurada birisinden aldığı şeye göre adımlar attığı bir ülkeden bahsediyoruz biz. Ve netice Gecekondu Mahallesi. Dolayısıyla bizim gerçekten bir kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Tabiri caizse. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Sinan Bey'in de sorusu, Melikşah Utku da siyasi, yani politik iktisatçı. Ben de biraz uğraşıyorum. Sinan Bey de öyleymiş. Şimdi Nagihan Saka, Nagihan Hanım, Davut Hocam, İyidere'nin of tarafından. Öyle mi? Bakalım. Merhaba hocam. Hocam sizinle gelip tanışacağım inşallah. Austin'de vaktimiz olursa çok mutlu olurum. Austin'de İstanbul'da Bilgi Ekonomisi Derneğimiz var bizim. Ben Bilgi Ekonomisi Derneği olarak da işte benim bu yaptığım konuşma insine, yani Türkiye'nin ve dünyanın kalkınmasında bilimin, teknolojinin rolü ne olur? Bu konularda biz Bilgi Ekonomisi Derneği'nde de düzenli seminerler düzenliyoruz. Onlara şimdi yeniden başlayacağız. Biraz ara verdik. Şimdi önümüzdeki haftalarda yeniden başlayacağız. Yani bu tip tartışmaları biz hep bizim derneğimizde yapıyoruz. Bekleriz. Çok mutlu. Çok mutlu oldum hocam. Ama yok, ben Ankara'dayım. Murat Bey'le beraber çalışıyoruz. Ankara'ya geldiğimde o zaman Murat Bey size haber verir. Orada tamam. Murat Bey'in ofisinde buluşuruz. Tabii hocam, Davut Hocam, olmaz. Ankara Ostim Teknik Üniversitesi'nde sizi ziyaret etmek istiyor Nagihan Hanım. Evet. Ben oradasınız diye orada ziyaret edeceğim inşallah. Şimdi ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerdi. Ben Murat Bey'e yazdım. O da sağ olsun hemen söz isteyip söylesene dedi. Hani hocam diyorsunuz ya, bu politikayla gelir. Ben şöyle düşünüyorum, kendi naçizane fikrim. Şimdi bir hasta ağacımız var bizim ve işte yaprakları sararıyor falan. Biz bunun işte yaptığımız sistem diyorsunuz, çok doğru. Yapraklarını dökerek işte iyi göstermeye çalışıyoruz aslında. Yaptığımız olay bu, benzetme olursa. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bizim Türkiye'de hani girişimcilik, Murat Bey'in üstünde de çok dikkat ettiği, işte öğrencilere girişimci puanları veriyor falan. Bizde gelişmeme nedenini veya politikada niye bunu yapmıyoruz? Çünkü bunun bence kökünü düzeltmemiz gerekiyor. Bizim aileler, hani hepimiz tamam Türk aile yapısı diyoruz ama biz hepimiz, ben 45 yaşındayım, biz hep böyle büyüklere aman saygılı ol, aman büyükler doğruyu bilir, aman onlara cevap verme şeklinde biz bir girişimciliğimiz baskılanıyor. Yani gençtir falandır filandır diye 3-5 tane şey yapıyoruz ama biz özgür yetişmiyoruz. Yani bu özgürlükten işte gece şuraya gideyim anlamından bahsetmiyorum. Hani başka türlü de bizim çocuklara özgürlüğünü verdim. Ne verdim? İşte sadece istediği bölümü okumasına izin verdim. İstediği kişiyle evlenmesine izin verdim tarzında özgürlük anlayışlarımız var. Ama çocuklar bu aile yapısında özgür yetişmediğinde iş hayatına giriyor. Yine büyüklere saygı, patrona saygı. Siyasete giriyor o, hani politikaları değiştirecek, yapacak olan insanlar da nerede yetişiyor? Ailede yetişiyor. Yani tavandan bir gelen değişim zaten etkili olmaz benim görüşüm. Tabandan gelmesi lazım. Bizim tabanımız hep çobana itaat, büyüğe, güçlüye itaat olarak yetiştiği için asıl değişmesi gereken, yani bir politika yapılacaksa, bu kökten böyle bir 10 sene, 20 senelik olacaksa, başlangıç bence aile yapılarında çocukların özgür düşüncesine en önce evde izin verilmeli. Bu girişimcilik ilerleyecek, sonra o değişime de, hani çocukların değişim kafası politikaya girdiği zaman da devlette de değişimlere kolaylıkla uyum sağlar. Çünkü politikacılar uzaydan gelmiyor. Bu aile yapısında yetişiyor. Yani bence politika çok önemli. Evet, ama bu politikanın tabanının öncelikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu fikrimi paylaşmak için söz istemiştim hocam ve çok teşekkür etmek için. Ben çok teşekkür ederim Nagihan Hanım. Şimdi bizim tabii burada politikadan kastımız policy making. Yani yoksa biz bu siyaseti kastetmiyoruz. Tabii ki onlar birbiriyle iç içe ve birbiriyle alakalı. Yani politika belirlemek, yani devletin ne yapacağını belirlemek diyoruz. Bu da akılla yapılır. Ve bunu yapmak da, bunu yapanlar da o devlette bulunan akıllı insanlardır. Bilim insanlarıdır, teknokratlardır vesairedir. Siyasetçilere
düşen politika belirlemek değildir. Politika belirleyenleri organize etmektir. Onların önünü açmaktır. Özgürlük konusunda dediklerinizi tamamına katılıyorum. Yani özgürlük zaten insanı insan yapan şeydir. Yani özgür olmayınca senin ne dininin önemi kalıyor, ne yaşadığının hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Yani mesela özgür olmayanın dindeki birçok şeyi, mükellefiyeti de ortadan kalkıyor. Yani insanı insan yapan şey özgür olmasıdır. Ya bir insanı da doğduğu andan itibaren nasıl olacağını başka birisinin annesi babası da olsa tayin etmesi, dediğiniz gibi onu robot haline getirir. Halbuki onu üretim olması için bazen elini yakmasına da müsaade edeceksin. Tutacak, aa soba elimi yakarmış diyecek, öğrenecek. Hayatta öğrenecek, kendi hatalarından öğrenecek. Önünü açacaksınız. Yani özgürlük, girişimciliğin, gelişmenin, her şeyin en önemli hava aldığı atmosferdir. Tabii ki tek başına yeterli değil. Ama kesinlikle olmazsa olmaz bir şeydir. Özgür olmayandan siz yani yenilikçilikte, girişimcilikte, yeni fikirde bekleyemezsiniz. Ve dünyayı ileri götüren de hep sıra dışı düşünen, var olan statüye itiraz eden ve devrim yapanlardır. Bizim de aslında siyasetçilerden beklediğimiz de budur. Yani var olan statüyü devam ettirmek, sadece oraya gelip o koltukta oturmak, makam araçlarıyla dolaşmak için siyasetçileri biz tayin etmiyoruz ki. Gelsinler, daha iyi bir Türkiye için devrim yapsınlar diye biz onları seçiyoruz. Biz ömrümüzü harcadık ya bunun için. Gerçekten yani benim kanıma dokunuyor. Asabımı da bozuyor yani. Biz oyun mu oynuyoruz ya? Hayatımız geçti ya biz bu dava için. Yani niye gereğin ya bu da? Niye doğru şeyleri yapmıyorsunuz, şey yapmıyorsunuz diye yani insanlar özgürce buna itiraz edebilmesi lazım korkmadan. Evet. Davut Hocam, Karadenizli damarınızı şey yapmadan bir oflu abimiz daha var. Şimdi Aygün Karakaş, o da Boğaziçi. Evet Aygün Bey. Evet Aygüncüğüm. Cümleten hayırlı akşamlar. Ben aslında hem selam vereyim istedim. Sağ olun. Davut Hocam, Murat Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben geç katıldım gerçi. Ancak katılabildim. Geç katıldım bir saat kadar. Çok şey de kaçırdığımı düşünüyorum açıkçası. Sadece bir iki not düşmek açısından aslında bir iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bu üniversitelere eğitim öğretime gerçekten çok değer veriyorum ve Türkiye'deki duruma da üzülüyorum açıkçası. Amerika'da bir üniversite, Dayton, Ohio'da, Wright State Üniversitesi, 60'ların başında kuruluyor. Ve bu üniversite, Wright-Patterson hava üssünün hemen yanında. Kuruluş amacı bir araştırma üniversitesi. Hava üssünün yanında bir araştırma üniversitesi kuralım ve çok da aslında şey oluyor, başarılı oluyor. Birkaç senem geçti orada. Ve müthiş bir Ar-Ge bütçesi alan bir üniversite oldu. Yani planlanmış, programlanmış bir üniversite örneği açıkçası. Tabii o şey, hava üssünün yanındaki büyük hava şirketleri, onlardan da oldukça yüksek miktarda Ar-Ge bütçesi alan bir üniversite. Yani bir plan, programlanmış bir yapı. Bu örneği bir vermek istedim. İkinci şey 1986 yazı. Bir Japonya'ya, Osaka Üniversitesi'nde bir kısa süreliğine bir programa gittik. Oradan Hong Kong'a, oradan da günübirliğine Çin'e gittim. Bu örneği veririm böyle bazı arkadaş toplantılarında. Oradaki Çin'deki o gittiğimiz yerde belirlenmiş bir bölge ve seçilerek insanlar oraya getirilmiş. İşte serbest piyasa ekonomisini şey yapacaklar ve bize rehberlik eden üniversite hocası. Üniversite hocası o zaman şeyi gösteriyor, Hong Kong'u gösteriyor ve bir gün biz de onlar gibi olacağız diye. Ve o gezdiğimiz yerlerde işler acısıydı açıkçası. Ve bugün de Çin'in geldiği işte durum. Tabi bu konuları Murat Hocam çok daha iyi tabii biliyor, çalışıyor. Şimdi bunları söyledikten sonra Davut Hocam'a bir soru sorayım.
Bu Ukrayna Savaşı ile alakalı şöyle bir senaryo söylüyorlar. Doğru mudur diye soracağım. Bu Rusya ve Batı bir araya gelmiş Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğunu önlemeye çalışıyorlar diye bir şey okudum. Mesaj geldi. Böyle bir senaryo olabilir mi? Aygün Bey, Aygün Bey hep bu dış mihraklar yapıyor bunları zaten. Şimdi hep bu dış mihraklar. Tamam, şimdi zamanımız... Teşekkür ediyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben oflu değilim, ben Rizeliyim biliyorsun. Biliyorum, iyi derenin bir tarafı. Öbür tarafı da of. Öbür tarafı da of. Ben bir tweet attım bundan 6 sene önce. Ve Rizespor'u Trabzonspor yenince bir satırlık bir tweet attım. Hala Twitter'ında duruyordur. Ondan dolayı yüz binlerce küfür getirdim. Dolayısıyla ben bu Trabzonspor şeylerine bir daha girmem. Şimdi Davut Hocam, ben de bir geçenlerde tweet attım, dayanamadım. Onu burada söyleyeyim. Dedim ki biliyorsunuz arkadaşlar, Marx'a göre insanlık 6 gruba ayrılır. Birincisi Çaykaralılar, ikincisi Oflular, üçüncüsü Sürmeneliler, dördüncüsü kalan bütün Trabzonlular, beşincisi Rizeliler, altıncısı dünyada kalan bütün faniler. Yalnız burada Marx bir hata yapmıştır, sürmene başta olmalıdır diye. Bana pek küfür gelmedi ama. Şimdi Aygün Bey'in de yorumunu, sorusunu aldık. Trabzon olayına cevap da verdi Davut Hoca. Şimdi Tarık Özer. Tarık Bey'den sonra artık isterseniz tamamlayalım. Çünkü süremizi 15 dakika aştık. 20-17 dakika. Tarık Bey buyurun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Davut Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Sorum şu olacak. Son dönemde yapılan savunma yatırımlarını destekliyor musunuz? Özellikle teknolojik bir hamle var sonuç olarak orada. Ve Türkiye'nin GDP'sine oranla yapılan bu savunma harcamalarının oranına baktığınızda sizce harcama makul bir düzeyde gidiyor mu? İkinci noktam da şu. Eğer tek bir atış hakkınız olsaydı Türkiye'nin teknolojide ne hamle yapmasını isterdiniz? Yani bu bir çip fabrikasının kurulması mı, tamamen bilgisayar üzerine, yazılım üzerine mi odaklanılması mı gibi böyle bir düşünceniz var mıydı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii ki Türkiye'nin her sahada gösterdiği bütün gelişmeler bizi gururlandırır, sevindirir. Yani savunma sanayi konusunda bu yanlış kurgulanmış ekosistem içinde de olsa, ne şekilde olursa olsun, Türkiye'nin savunmasını güçlendirecek her türlü başarı bizim gurur duymamızı, memnun olmamıza vesiledir. Yani ona karşı olmamız diye bir şey söz konusu değil. Bizim burada dediğimiz şu, bunlar yapılan şeyler tabii ki devam etsin. Asla, yani bu yapılan şeyler bozulsun, ondan sonra yeni şeyler yapılsın demiyorum ben. Yapılan şeyler yapılmaya devam edilerek daha iyi şeylerin yapılması aynı süreçte başlasın. Yani buna on the fly, yani hot swap denir. Yani durduralım Türkiye'yi, yeni bir üzerine geçelim, sıfırdan yeniden başlayalım değil. Yapılan şeyler artırılarak daha da yapılmaya. Şunu söyleyeyim mesela. Aselsan'dan ben şuna inanıyorum. Yine devletin altın oran hissesi korunarak, Türk Hava Yolları modeline benzer bir şekilde 5 tane dünya çapında elektronik şirketi çıkar. Tabii orada kritik mühendislere de hisse verilerek, özel sektör mantığıyla özelleştirilerek o büyütülebilir. Yani Aselsan'ın içinden çok iyi bir dijital tesis şirketi çıkar, çok iyi bir RF şirketi çıkar. Yani çıkar da çıkar, anlatabiliyor muyum? Yani orası bir hazine. Ama şimdi nedir? Hayatında bakkal yönetme diyeceğim. Şu andakileri kastetmiyorum yani. Aselsan tarihi boyunca diyorum. Şu andaki yöneticiler üstlerini almaz. Hepsi bizim kardeşimiz, arkadaşımız, şahsen tanıdığımız insanlar. Bütün o şirketlerdekiler hep söyle. Çok değerli insanlar. Ama hayatında bakkal yönetme birisini getiriyorsun. İşte böyle kocaman milyar dolar bir şirketin başına koyuyorsun. Yani o da elinden geleni yapıyor. Tabii ki devletin şu andaki, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın politikası
Yani savunma sanayini sonuna kadar desteklemek. Dolayısıyla bunlara çok büyük ihaleler, çok büyük siparişler verilerek bunlar destekleniyor. Onlar da elinden geldiği kadarıyla bu hiçbir maddi sıkıntı olmadan icabında bazı şirketler binlerce insan çalıştırıp hiçbir şey yaptırmadan sırf adam almak için adam alıyorlar, ileride lazım olur diye. Ve çok verimsiz bir şekilde üretim yaparak şey yapıyorlar. Yani ben her zaman devletin üretimden çekilmesi, üretimin girişimciler tarafından yapılmasından yanayım. Ama bu tabii ekosistemin doğal olarak ulaşacağı, ilerleyeceği bir yol olması lazım. Yani devlet bir yerde rekabet ettiği zaman özel sektörle, yani ben bir şey yapayım mesela Aselsan'dan iyi yapayım, Aselsan'ı yarı fiyatına vereyim, benden almazlar. Anlatabiliyor muyum? Ama Aselsan hiç ihalesiz olarak yani kalkıp savunma bakanları herkesi de kolayca ikna edebilir, satabilir onu. Yani ben öyle bir şey yapacağım yok. Yanlış anlaşılmasın. Şahsımla alakalı konuşmuyorum. Kendime örnek veriyorum ki öyle bir şeyim yok diye. Yani şey olarak devlet üretici olarak ekosisteme girdiği zaman ekosistemi tahrip edici bir rolü oluyor. Rekabeti bozuyor ve dolayısıyla girişimci de o ekosistemden kaçıp rekabet edeceği yere gidiyor. Yani insanlar niye göç ediyorlar? Beyin göçü niye oluyor? Kuşlar niye göç ediyorsa o yüzden göç ediyor insanlar. Yani nerede rahat edecekse, nerede rahat hayatını yapabilecekse, nerede üretken olacaksa tasın tarağını toplayıp oraya gidiyor. Orada yapıyorum. İşte biz ülkemizde uygun bir iklim oluşturursak sadece bizim girişimcilerimiz değil, başka ülkelerin girişimcileri bize gelir, biz de üretim yaparız. Evet. Hocam ben son bir şey sormak istiyorum, kısa bir şey. Buyurun. Biliyorsunuz matematikte büyük teoremler var. Pisagor teoremi bunlardan bir tanesi. Çok da fazla miktarda ispatı vardır Pisagor teoreminin. Bu ispatlardan bir tanesi kime ait biliyor musunuz? Kime? Bir Amerikan başkanına ait. James Garfield'a ait. Bravo. Sizce bizim başımıza da böyle bir başkan gelir mi acaba? Yani bir matematik teoremi ispatlamış, orijinal ispat yapmış bir matematik teoremi ispatlamış başkan gelir mi acaba? O Nisa sözü 58'e göre gerekli değil. Dolayısıyla gelirse memnun oluruz ama şart değil yani bizde. Ama tesadüf mü şimdi böyle bir başkan olması orada? Yani aynı sisteme Trump da başkan oldu. Şimdi dolayısıyla suyu misal olur biraz. Yani Trump gibi birisi bile başkan oldu. Yani dolayısıyla tabii şey bu demokrasinin şeyi yani. Bir de bunu söyleyeyim de Murat Hocam böyle kapatalım yani. Demokrasi artık mavi ekran vermeye başladı yani. Bu internet ve sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması eski demokrasi paradigmasının artık iflas etmesi gibi bir sonuca varıyor. Yani insanlar o kadar kolayca eğitimsiz, cahil kitlelere ulaşıp popülizm yapabiliyorlar ki yani hiç alakası olmayan yani memleketin meseleleri hakkında en ufak fikri olmayan insanla işte Murat Hoca'nın oyu aynı sayılıyor. Ve sonuçta da Trump gibi birileri Amerika'ya başkan oluyorlar. Yani bu yaşanan çok büyük bir felaket. Dünya bundan nasıl çıkar? Bu demokrasiyi nasıl revize eder de? Yani bu sosyal medyanın ve internetin ortaya çıkarttığı bu popülizmi çok kolaylaştıran, çok yaygınlaştıran ve bununla büyük kitlelerin oylarını alarak memleketleri için çok zararlı bir şekilde iktidara gelmeleri nasıl mani olur buna bir çözüm bulması lazım. Bu yani Trump gibi felaketlerin dünyada yaşanmaması için. Yani orada bilim bir çare bulmak zorunda diyorum. Gerçi hocam şimdi aynı demokrasi Joe Biden'ı getirdi. Biden da biraz ittirmeyle kaktırmayla getirdi. Trump gibi değil ama yani o da bir felaket. Tabii ki o da bir felaket. Yani kalkıp şimdi Latif Hoca'nın söylediği gibi bir adamın artık bugün seçilmesi mümkün değil. Ama Latif tabii o da Pisagor teoremi ne der yani anlatabiliyor muyum? O da matematikçi olduğu için onu diyor da yani orada çok karşı argüman var. Yani şimdi mesela Einstein iyi bir fizikçiydi. Ama Einstein'ı getir bir bakkal dükkanı yönettir ya da Marx yani. Neyse o işler uzar. Şimdi kapatıyoruz ama şuradaki şeylere baktım. Onu sadece bir başlık vereyim. Rasim Özcan hocamız o şeyi demiş. Sizin anlattığınız ki çok önemli bir hikaye o.
Yani matbaa Türklerin, Osmanlıların matbaayı işte 300 seneye yakın geç almasının politik iktisadi bir sebebi var. O hani Schumpeter'ın yaratıcı yıkım dediği kapitalistik sistemin gelişmesini sağlayan, bazı sektörleri öldüren ama buna karşılık yeni sektörleri doğuran ve o sistemi güçlendiren bir şeyi var, anlatımı var. Osmanlı bunu yaşayamamış çünkü Osmanlı da çok siyasi bir toplum. Yani belli kliklere çok fazla paye vermiş bir toplum. Ona bir nevi tröst demiş, yazıcı tröstü. Çünkü o da zaten akademik çalışmaları Rasim Özcan'ın o konularda. Nagihan Hanım'ı zaten dinledik, Atakan Peker. Bir de Gökhan Bey, bütün problem burada arada demiş, aslında demiş ama neye referans vererek dedi onu bilmiyorum. Böylece bütün herkesin... Herhalde Nisa Suresi 58 emanetin ehline tevdisi... Olabilir, muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum Gökhan Bey. Muhtemelen. Şimdi dolayısıyla... Evet diyor Gökhan Bey, evet. Bütün şey yapmak isteyen, hani intervention yapmak isteyen katılımcıları da dinledik. Necip Bey bir şey soruyor. Necip Bey, Necip Bey buyurun Denizli'den. Sizinle kapatalım. Ha, hocam çok teşekkür ediyorum. Yani ben nazik davetiniz sebebiyle çok istifade ettim. Ben de geç katıldım. Mesajı gördüğümde hemen katıldım ama. Ben geç gönderdiğim için geç katıldınız. Hocam Davut hocamıza da sizlere de çok teşekkür ediyorum, diğer katılımcılara. Şimdi Davut hocam çok güzel Nisa suresinden bahsetti. Ehil olana vermek. Ben de şunu sormak isterim. Yani biz de şimdi siyasette bunu görüyoruz. Ehil olanı seçmek nasıl olacak hocam? Yani işte en iyi yemeği yapanı, hani fiziki sonuçları olanı, en iyi doktoru, cerrahı seçilebiliyor da işte en iyi belediye başkanı, en iyi rektör, en iyi Diyanet İşleri Başkanı. Yani buradaki ehili belirleme nasıl olacak? Hani ben cemaatlerde de nacizane sizler daha iyi bilirsiniz. Babam rahmetli hep bahsederdi. Bir icazetname olması lazım hocanın hocalığının şeyi için. Yani şimdi böyle bir kültür kalmamış. Hani elden ele şey yok. Nasıl belirleyeceğiz? Ehil olanı nasıl belirleyeceğiz yani? Şimdi Necip Bey, burada siyasetçinin ehil olanını şöyle belirleyeceğiz. Siyasetçiye düşen vazife devleti istişareyle yönetmesidir. Yani bir başbakanlığın veya bir cumhurbaşkanlığın biz çok iyi bir elektronik mühendisi olmasını veya doktor olmasını veya iyi bir aşçı olmasını, bunların hiçbirisini beklemeyiz. Sadece şunu bekleriz. Mesela Frank Delano Roosevelt, yani iyi bir bilim adamı falan değildi. Bilim adamı da değildi zaten. İş adamıydı. Avukattı yani. Şey, mesleği de oydu. Yani kendi bir şirketini çalıştırırken, siz iş adamısınız değil mi Necip Bey? Evet, evet hocam. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstil mi? Genelde? Yok, biz demir, ferforje, demir çelik işleri yapıyoruz. Tamam, şimdi siz o işinizi yaparken, o işinizi yapacak en iyi ustaları, en iyi mühendisleri seçmezseniz, sizin malınız çarpık olur, çırpık olur, kimse onu almaz. Dolayısıyla ustalarınızın çok iyi olmasına çok itina edersiniz. Dolayısıyla doğru ustaları alır, doğru işi yaptırırsınız ki malınız sizi şey görsün, işiniz başarılı olsun. Aynı şekilde bir siyasetçiden Pisagor teoremini ispat etmesini bilmesini veya doktorluğu şunu bunu değil, şunu bekleriz. O işini iyi bilim insanlarını, iyi sanayicileri, iyi fikir adamlarını etrafına toplayacak ve onların fikirlerini dinleyecek. Hangisine ikna olursa tamam böyle yapın diyecek. Biz bunu bekleriz. Yani orkestra şefliği bekleriz. Dolayısıyla iyi siyasetçi budur. Yani siyasetçinin herhangi bir konuda illa uzman olması gerekmiyor. Neticede siyaset halka kendini sevdirmek, yani seçilmek. Halkın önüne çıkıp halkın oylarını, teveccühünü alabilmeye bağlı olan bir şey. Dolayısıyla üniversiteye giriş imtihanı gibi, yani bilgi yarışmasıyla olacak bir şey değil o. Dolayısıyla o siyasetçinin işte ehil insanı görevlere atamayla atadığı insanları, o siyasetçilerin doğru insanlara görev vermesi lazım. Şey budur. Daha fazlasına şimdi burada girmeyelim.
Peki, teşekkür ederim hocam. Yani sağ olun. Şey diyorsunuz Davut hocam, yani halk demokratik bir sistemde bir nevi maestroyu seçecek. Evet. Maestro da en uygun insanları atayacak diyorsunuz. Yani evet. Önce seçilme, sonra atama. Evet. Bu arada Necip Bey de Denizlili ama OSB'de tekstilci değil. Çok enteresan bir firması var. Yurt dışı ihracat ağırlıklı. Kendisi de zaten İngiltere'de tahsil etmişti. Şimdi OSB'de de bir, Denizli OSB'de bir çalışma var. Vakıf üniversitesi kurma. Çünkü şey yapıyorlar, yani Denizli sanayicisi tabii çok atak bir şey. Davut hocamız eski Sanayi Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı yaptığı için bunları zaten bilir. Yani Denizli ihracat açısından dünyanın en, Türkiye'nin en başarılı illerinden bir tanesi. Tekstil bazlı ama güneş, yani fotovoltaik hücreye kadar üretimler var. Şeyi de bulamıyorlar. Yani ihtiyaç duydukları, yeni atılımlar için ihtiyaç duydukları yetişmiş elemanları mevcut sistemden elde edemiyorlar. O yüzden bir sanayi üniversitesi kurma projeleri var. Allah Allah kolaylık versin diyelim. Peki. Sağ olun hocam. Sizlerin desteğiyle inşallah Murat hocam. İnşallah. Şimdi o zaman toplantıyı herhalde bitirebiliriz değil mi Atakan? Bu toplantıyı organize ettiği için Bura Derneği'ne, Boğaziçi'li kardeşlerimizin kurduğu Bura Derneği'ne teşekkür edelim. Davut hocamıza teşekkür ediyoruz. Vaktini ayırdı. Latife ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Latif tabii, asıl Latif yani. Gizli veya açık kahraman. Davut hoca tabii, dert nasıldı? Aşk ağlatır, dert söyletir. Kendi fikirlerini sağ olsun bizlerle paylaştı. Kendimiz Türkiye ya çocukluğumuzdan beri şu Türkiye niye Almanya gibi olmasın? Bu hayalle şey yaptık biz. Ve artık yaşlanıyoruz yani. Yaşımız 60 oldu. Yani olacak. Biz göremeyecek miyiz şu kalkınmış Türkiye'yi? Yani bizim derdimiz bu. Olacak inşallah. Olacak inşallah. Evet. Peki herkese çok teşekkürler o zaman. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar Latif. Murat hocam çok teşekkürler. Eyvallah. Los Angeles'a selam. Başüstüne. Denizli'ye, Ankara'ya, İstanbul'a her yere selam. Hocam çok teşekkür ederiz. Murat hocam iyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.